Tesla. Tesla. Gel oğlum Tesla. Ezgi, ah! Ne bekliyordun ya, ne bekliyordun? Adı üzerinde bay yanlış. Seni kaç kere uyardılar, kaç kere uyardılar? Yok kıskanmışmış, yok belki bana aşık mıymış? Salaksın Ezgi, salaksın. Seni var ya seni dergiye manşet yapmak yetmez. Senin resmini billboardlara asmalı, rezil rüsva etmeli seni. Sen de Duygu ne arar? Aptalsın Ezgi, aptalsın. Olmazsa ben gideyim o zaman. Sabahta toplantım var, çok geç yatmak istemiyorum. Senin de zaten hiç keyfin yok. Keyifsiz değilim aslında, böyle yorgunluk çöktü galiba. Bugün de yoğun bir gündü. Tamam canım, sen dinlen o zaman. Geçeyim ben seni. Aferin Ezgi ya, aferin. Sen akıllanmazsın. Biriktir. Ne olacak ki? Yakarsın yine. Görüşürüz. Görüşürüz. Aşıkmış. Ne aşkı? Onun beni salladığı bile yok. Gelmiş bile çoktan. Ezgi! Ezgi! Ezgi bak kimi gördün? Ezgi! Canan, iyi misin? İyiyim, uyuyordum. Ya, yemek kötü geçmedi değil mi? Yok yok, yani gidemedim zaten. Annemler geldi aniden. Ah, kötü olmuş. E sonra ne oldu peki? Yani bir şey olmadı, gidemedim zaten. Cansu ben uyuyayım mı, sonra konuşuruz. Ha, tamam canım, tamam olur. Ben de birazdan yatarım zaten. Tamam. Hadi, iyi, iyi geceler. Geceler. Falan yanıyor ama. Kim doğulun ağladın? Cansu muydu, Ezgi miydi? Söyle bakayım. Söyle bakayım kimdi? Hı? Cansu'ymuş. Ezgi Hanımlar da yemekten gelemediler demek ki. İyi tabii ya. Eğlenin. Bayağı eğlenin.
Yalnız gece yarısı oldu. Yani sesini biraz kısarsanız. Saygısızlar. Efendim Yeşimcim. Günaydın canım. Seninle konuşmak istediğim çok önemli bir konu var da. Bana biraz zaman ayırabilir misin? Tabii ayırırım. Hayırdır sabah sabah? Yüz yüzeyken konuşuruz. İyi. O zaman hastanenin kafesine gel. Orada bekliyorum seni. Tamam canım. 10 dakika sonra falan oradayım ben de. Tamam. Günaydın. Aa günaydın canım. Uyandın mı sen? Uyandım. Kahve yaptım kendime. İster misin? Yok yok istemem. Çıkacağım şimdi. Hı. Sen nasılsın? İyi misin? İyiyim. Heh. Ne oldu dün akşam? Vallahi meraktan çatladım ya. Teyzem niye gelmiş ki? Hiç. Yani öyle sürpriz yapmak istediler herhalde. Sürpriz mi? Hı-hı. Yok. Sürpriz değildir o. Kontroldür. Özürle durumundan dolayı tabii. Kadın böyle diken üstünde. Mümkün. Peki Serdar'a son anda ne dedin? Hiç. Yani ne diyebilirim ki? Annemler geldi dedim. O da kapıdan döndü. Ay, ay inanmıyorum ya. Ah senin de bu şanssızlığın. Böyle bir türlü buluşamadınız gitti ya. Ah. Canım. Bak Serdar iyi bir adam. Tam da istediğin gibi. Bak belli ki böyle çabalıyor. Seninle görüşmek için zaman kolluyor. Ne olur bunu da kaybetme. Bak sonra kafanı böyle duvarlara vurursun demedi deme. Levent arıyor. Günaydın. Yok yok evdeyim daha çıkmadım. Beni almaya mı geldin? Öyle mi konuşmuştuk? Ha sürpriz yaptın. Tamam. Tamam tamam iniyorum. Aşağıda mıymış? Evet aşağıdaymış. Bana sürpriz yapmış. Beni almaya gelmiş hem de ben istemedi. Nazar etme. Ya bunu istiyordun zaten ne zamandır. Adam ince düşünsün gelsin gitsin. Bak büyük gelişme. Öyle büyük gelişme. Senin sayende. Koy dedin araya mesafeyi. Koyduk bak işe yaradı. Ya ne olur sen de biraz beni dinle ama. Ya tamam sen merak etme beni. Hadi gittim ben. Öpüyorum seni. Hmm. Güzel geçsin. Tamam canım. Hadi görüşürüz. O kadar haklısın ki Cansu. O kadar haklısın ki. Tesla. Oğlum. Bu seni dışarıda mı unuttu? Unutmuştur tabii. Daha önemli işleri vardır onun. Ne oğlum sen özledin mi beni? Ben seni çok özledim. Kaç gündür görüşemedik. Canım benim. Dün gece için kırılmadın değil mi bana Tesla? He? Kırılmadın değil mi oğlum? Söyle bakayım. Kırılmadın. Anlayışlı oğlum benim. Güzel oğlum benim.
Ah Tesla, senin sahip olduğun duygulara sahip olmayan, senin kadar aklı olmayan o kadar çok erkek var ki. Canım benim. Ah, gel, 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 gel. Ah. Tesla. Ver bakayım. Birilerin yemeği kötü geçmiş anlaşıldı. Yemek? Ha yok ya, tam tersi. Harika geçti. Serdar o kadar harika bir erkek ki, insan onu tanıdıktan sonra bütün erkekler boş geliyor. Gerçi ben sana yemeğin ne kadar harika geçtiğini dün gece gelip anlatacaktım. Hı. Ama sonra rahatsız etmek istemedim. Yani dedim bu kesin uyuyordur diye düşündüm. Düşündün. Hı? Sen düşündün. Hı. Beni. Çok zarifsin. Teşekkür ediyorum. Şaşırtıyorsun beni böyle düşünerek falan. Neyse, en yakın zamanda tekrar görüşeceğiz zaten. Bu sefer gelir anlatırım, düşünmem seni. Sen de şaşırmazsın. Ha, tekrar görüşeceksiniz yani. Hı, görüşeceğiz. Niye? Görüşün, hiç. Görüşün yani. Görüşmekte fayda var. Evet, evet, bence de. Sen niye aramıştın beni dün gece? Önemli değil ya öyle. Latin gecesiyle ilgili benim kafa bir gitti geldi. Bu Latin hangi Latin dedim yani kendi kendime. Caracas mı, Kolombiya mı, Peru mu, neresi dedim yani. Bir kafa karışıklığı yaşadım ben. Onunla ilgili bir seni arayayım dedim. Hı. Çözdüm ama sonra yani hallettim ben onu kendi kendime. Ne güzel. Yani, evet. İyi çözdüysen. Nasıldı mekan benden sonra? Kalabalık mıydı? Sen geç mi çıktın? Yok yok, ben de işte Tesla'yı bırakacaklar diye ben de eve erken geldim. Eve geçtim. Tam o esnada Yeşim'le yemek yiyorduk. Beraber geçtik eve o yüzden. Aa, Yeşim'le geldiniz demek eve. Evet, evet. Güzel güzel. Aman dikkat et. Dikkat et de senin manşet yapmasın bay yanlış diye yine. Yok, hiç zannetmiyorum. Bu sefer yapmaz bence. Çünkü kızdıracak bir şey yapmadım bu sefer. Harika. Kızdırma tabii. Niye kızsın? İyi geçinin. Yeşim'e bizim aramızdakilerden bahsettin mi? Bizim aramızdakiler derken ne mesela? Açar mısın biraz? İlişki koçluğu durumundan. Hmm. Yok, bahsetmedim. Hiçbir şey hissettirmedim kendisine bu konuyla ilgili. Güzel, iyi yapmışsın. Hmm. Bir şey diyeceğim, ben düşündüm de şu anda düşünüyorum mesela. Şey diyorum ya ben, bu kadar da hani bu ilişki koçluğu durumu falan. Daha da fazla hani sündürmeye gerek yok, devam ettirmeye. Bırakalım yani bence. Neden? İşte tekrar görüşme fırsatını da garantilemişsin. Pek bana ihtiyacın yok gibi hissediyorum ben. Bu bir bahane tabii, bunu ikimiz de biliyoruz. Ama sıkıntı yok, ben gerçek sebebi biliyorum. Hadi. Neymiş o gerçek sebep? Yeşim'le Serdar'ın kardeş olması. Yani anlıyorum, sıkıntı değil. Yeşim'in arkasından iş çevirmek istemem çok normal. Senin yerinde olsam ben de öyle hissederdim. Ama hiç sıkıntı değil. Ben anladım. Ayrıca haklısın bu arada gerçekten. Yani bu ilişki koştuğu durumunu sürdürmeye hiç gerek yok. Ben gerisini kendim hallederim. Neyse, işe gideceğim. Gidip hazırlanayım. Görüşürüz Tesla. Ne anladıysan yanlış anladın ama neyse, hadi git. Bir daha buraya gelme, tamam mı? Vay be, ne güzel de başından attın beni. Tabii artık eşim senin için ne kadar önemliyse. Ama sağ ol, son bir taktik verdin bana. Bundan sonra da benim için Serdar önemli. Görüşürüz. Eşim. Beni endişelendiriyorsun. Sen beni sabah sabah aramazsın. Bir sorun mu var? Kendimi aptal yerine konmuş gibi hissediyorum. Ne oldu? Sen Özgür'ün bana aşık olduğunu söylemedin mi? Evet, yani Levent'e öyle söylemiş. Ama bence hiç öyle bir durum yok. Özgür bana karşı gayet soğuk, mesafeli. Yani ne aşkı? Aksine... Bence Levent sana yalan söylemiş. Eşim, Levent bana neden yalan söylesin? Sen bana inanmadın. Ama bence ben haklıydım. Özgür'le Ezgi'nin arasında bir şey var. Yeşim, diyelim ki aralarında bir şey var. Bunu neden gizlesinler? Koca koca insanlar bunlar. Söylediğin çok saçma. Peki, diyelim ki haklısın, söylediklerin doğru olabilir. Peki, Özgür'ün bana karşı bu soğuk tavrını nasıl açıklayacaksın? Bak,
Levent bana düğünde Özgür'ün duygularını anlatma konusunda sıkıntılı bir tip olduğunu söyledi. Belli ki aşık olunca çocuğun dengesi bozulmuş. Ne yapacağını bilemiyor. Hem Özgür bence kadınlar konusunda tecrübesiz. Tecrübesiz mi? Yok artık. Yeşim, bir erkeğin tecrübesi hayatına girdiği kadın sayısıyla ölçülmez. Onlardan kaçını kendini aşık etmiş? Kaçı için vazgeçilmez olmuş? Önemli olan bunlar. Tabii bu konuda seninle yarışamaz. Tabii ki yarışamaz. Sen sadece biraz zaman ver. Bilmiyorum, yani haklı olabilirsin ama benim yine de bir emin olmam lazım. Ol. Emin ol ama kendini üzme artık, tamam mı? Söz ver. Söz. Canım benim. Aynı anda? Ya, evet. Ne? Bakıyorum abi. İşe geçiyorum ben. İstersen birlikte gidebiliriz. Kendini zorunlu hissetme. Anlamadım. Diyorum ki karşılaştık diye beni bırakmak zorunda değilsin. Ben taksiyle gidebilirim. Yok, kulağım duyuyor. Sağır değilim. Alakası yok. Aynı yere gidiyoruz sonuçta, o yüzden. Ben anladığına emin olayım da. Neyse. Gideriz birlikte. Aferin. Dün gecesi çıktı bir de başımıza. Buon estias. Ay! Ne oluyoruz canım? Sallama şunları. Çıkar üstündekini de. Bak, mesai saatleri içindeyiz. Lakayitlik istemiyorum burada. Hazırlığımı yapıyorum. Show business sonuçta bu. Ayrıca hiçbir yerde de müşteri yok mesai saatlerindeyiz ama olabilir böyle şeyler. Ben varım canım, yetmez mi? Kız geldi, seviye düştü yerlere cicim. Ha. Ben bu kızı ne yapıp verip gönderirim onu. Vakti geldi. Günaydın. Hah. Bayıldım şapkaya. Amigo, buenos días. ¿Cómo estás? Esto bien, jefe. Şapka inanılmaz. Güzel. Vereyim hemen dene. Bak nasıl. Çok özendim. Ezgi'cim harika oldu. Yani bu Latin gecesi bara böyle bir enerji, bir sinerji, bir şeyler getirdi. Ay Gizem çok tatlısın. Teşekkür ederim. Sağ salim atlatalım şu geceyi. Sonra güzel olursa tekrarlarız. Nefis olur. Afişler geldi. Bak bakayım. Ha, afişler geldi patron. Evet. Tam hayal ettiğim gibi çok güzeller. Günaydın. Günaydın. Afişler mi geldi? Ya. Aa. Süper. İsmim küçük mü yazılmış ne? Benimki hiç yazmıyor. Vallahi bir şey diyeyim mi? Ben de çok heyecanlıyım ya. Dün gece biraz çalıştım ve çok lezzetli olacağını düşündüğüm şeyler keşfettim. Bir an önce mutfağa girip denemek istiyorum. Desene ziyafet var bugün. Evet, aynen öyle. Hı. Ben o zaman mutfağa giriyorum. Hazır olduğunda size sesleneceğim. Bir tadım yapalım, olur mu? Süper, bekliyoruz. Heyecanla. Süper olmuş afişler. Çok beğendim. O zaman panoya asabiliriz bunları. Sosyal medyada da paylaşalım. Ah, ben de Özgür Bey. Benim ismim de yazmıyor. Ay. Zevkim.
dosyasında bir imza eksik kalmış. Bakayım. Tamam, ver kurye yollasın. Ayrıca yani bu imzalar niye hep eksik kalıyor, ben anlamıyorum yani. Ya ben zaten öğle yemeği de oradayım. Ben alırım. Teşekkürler Bahar'cığım. İrem'cim sen hiç zahmet etme. Nasıl olsa kurye gibi çekil götür. Yok canım, bana ne zahmet olacak ki? Ha, eğer sana yani böyle bir rahatsızlık hissettirecekse o başka, onunla bir şey diyemem tabii. Hayır, ben niye rahatsız olayım ki? Yani ne bileyim, o zaman şefle aramızdaki samimiyetten mesela. Ya bu arada bak, sen aramızda hiçbir şey yok dedin ya, ben o kadar samimi davranıyorum. Sizin samimiyetiniz beni gerçekten hiç ilgilendirmiyor. Lütfen. Aa, şu an bunu duyduğuma çok sevindim o zaman. Çünkü aramızda birileri feci şekilde aşk istiyor. Benden söylemesi. Neyse, görüşürüz o zaman hayatım. Bay bay. İyi günler Serdar Bey. Dün geceden sonra bir mesaj bile yok. Yeşim haklı galiba. Serdar. Ne haber, nasılsın? İyiyim Levent, sağ ol, sen? Yoğun. Eski ile yine buluşamamışsınız. Cansu bahsetti biraz. Evet, yine buluşamadık, yine buluşamadık. Dinle beni. Ben neler olduğunu biliyorum. Bak şimdi. Kızcağız seninle buluşmak için heyecanla hazırlanmış, süslenmiş, püslenmiş. Tam kapıdan çıkacak. Pat, kim? Kim? Annesi. Sürpriz yapmış. Sürpriz. Ne saçma. Yani tabii şehir dışından geldikleri için bir şey de diyememiş kız. Ne desin? Fakat böyle bir olay olduğu için o kadar üzülmüş, o kadar mahcup olmuş ki sana karşı. Öyle mi? Ya öyle. Sizin de bir talihsizliktir, bir şanssızlıktır gidiyor. Bir türlü buluşamadınız. Aynen öyle. Bana bak, bu seni yıldırmayacak değil mi? Levent, lütfen. Benden bahsediyoruz. Hem ne demişler? Ne demişler? Bir işin değeri o işin zorluğuyla ölçülür. Bak sen ya, şu cümlelere bak. Tuttum bu cümleyi. Biz de tıbbı zar zor bitirmedik mi? Hey gidi günler hey. Biz doktorlar da değerliyiz. Sen şey yapma, takma kafana. Peki. Kostümler tamam, dansçılar tamam, müzik tamam. Hepsiyle görüşüldü. Bir tek anlaşmaları kaldı yanılmıyorsam. Süper. Süslemelerin de siparişi verildi. Bir eksiğimiz kalmadı o zaman. Kalmadı vallahi. Ama senin sayende hayatım. Ya sen ne kadar zeki, ne kadar yaratıcı bir kızmışsın böyle. Bak canım, organizasyon gerçekten zor bir alandır. Ama sen bunun layığıyla üstesinden geldin. Vallahi tebrik ederim. Gizem çok tatlısın, çok teşekkür ederim ama bu bir ekip işi, hep birlikte yaptık. Ama en fazla işi sen yaptın. Ezgi, ben şeyi merak ediyorum asıl. Yani senin bu son işinden sonra burada halkla ilişkiler seni tatmin edecek mi? Yani biz çünkü gece gündüz demeden çalışıyoruz. Haklısın ama her işin zorluğu var. Ayrıca ben burada çalışmayı çok sevdim. Bana böyle çok iyi hissettiriyor. Bu yoğunluk kafamı dağıtıyor. Ah, dağınık kafa. Kokteyl ismi. Ah, çok güzel. Ben bunu kullanırım. Tamam ama isim hakkı benim. Tamam. Ben de çok seviyorum. Hatta yani çalışmak için ölüyorum, bitiyorum ben. Ama işle özel hayatı yürütmek bu iş alanında özellikle çok zor. Yani önceliklerim var benim. Ha. Çocuk sahibi olmak, aile kurmak. Mesela Özgür Bey halkla ilişkiler sorumlusu olarak yeni mekanda beni istedi. Bana bir yok artık ya. Ne oldu? Yuh ya. Bu benzin fiyatları ne olacak ya, böyle zamlanmış yine Kolombiya'da. O geldi aklıma, ne oldu ki? Kolombiya'dan sana ne ya? Ne demek, ben evrensel bir insanım. Ben tüm dünyadaki insanları düşünüyorum. Kolombiyalılar yürüsün mü? Yürüsün mü? Neyse. Yani işte Özgür Bey sorunca ben de bir düşündüm. Hayat ertelemeye gelmiyor biliyorsun. Kabul etmedim.
Senin böyle hayallerin yok galiba çocuk falan ha? Aslında var. Yani olmamız mümkün değil. Ama... Hadi gelin, yemekler hazır. Tadıma. Geliyoruz. Hadi hadi. Sonra devam ederiz. Pablo. Özgür hadi. Merhaba bebeğim. Ha, merhaba. Hazır mısın? Evet evet hazırım da. Gideceğimiz yer yakın mı hastaneye? Evet. Yürüme mesafesinde. Oh süper. Gerçekten çok işim var. Bir an önce gidip gelelim. Arayan kim? Arayan sorunlu bir sponsor ya. Şimdi hiç konuşup keyfimi kaçıramayacağım. Allah Allah. Hı hı. Açsaydın konuşsaydın yemekten önce. Çıkardı aradan. Yok. Hiç gerek yok. Bir an önce gidelim bence. Çıkalım. Gıcık oluyorum böyle gizemli hallere ya. Adeta kıllanıyorum. Ulan sen ne yaptın ya? Hepsi birbirinden güzel. Şefim harika olmuş. Süper. Gerçekten güzel. Kadınlar böyle şeylerden çok etkilenirler değil mi Özgür Bey? Si, evet olabilir. Gerçi sizin etkilemek için böyle şeylere ihtiyacınız yok ama... ben workshop'a katılmak istiyorum. Beni yaz. Tamam yazdım seni. Oh yandı yine be. Çok güzel oluyor böyle olunca gerçekten. Harika. Selam. Unutmuş çünkü. Sapladım. Hoş geldin Yeşim. Hoş bulduk. Nasılsın İrem? Merhaba, sağ ol. Sen nasılsın? Aa İzgi'cim, sen de burada çalışıyordun değil mi? Nasılsın? Ya evet. İyiyim Yeşim, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Seni arkadaşımla tanıştırayım. İrem, Ezgi. İrem benim çok eski bir arkadaşım, hem de avukatım. Israrla yemeği burada yemek istediğini söyleyince biz de geldik. Ah ne güzel yapmışsınız, hoş geldiniz. Deniz'le aynı bürodaydınız değil mi? Aa doğru. Sen de Deniz'in arkadaşıydın galiba değil mi? Evet, çok yakın. Evet, güzel. Ah bu arada hafta sonu için yemeklerinizi bekleyemedim. Hafta sonu ne var ki? Aa Ozan Şef Latin yemekleri üzerine muazzam bir workshop düzenliyor. Ona katılacağım. Akşam da parti var. Latin gecesi bence kaçırmamalısın. Gelsem mi acaba ben de? Gel tabii istersen. Aa gel tabii gel. Çok mutlu edersin bizi. Zaten ben de Serdar'ı davet edeyim diyorum Latin gecesine. Aa. İyiymiş, davet et tabii. Edeceğim, edeceğim. Hep beraber eğleniriz. Ya ne eğleniriz hem de değil mi? Resmen rüya takım. Evet, güzel olur. Hep beraber eğleniriz. Neyse, size doyum olmaz. Ben işimin başına döneyim. Hoşça kalın. Tamam, hoşça kal. Siz de ayakta kalmayın. Şöyle masaya alayım sizi. Buyurun. Soner'le Ezgi'yi bir araya getireceğim derken bak Ezgi başkasını bulmuş bile görüyor musun? Demek ki planın suya düştü. Ama ha müjdeli bir haberim var tabii ki. Özgür Bey boşa düşmüş oldu. Fakat Özgür Bey zaten boştayken sana bakmıyordu. Özgür Bey ya Ozan Şef burada mı? Onunla birkaç imza attırmam gereken evren var da. Tabii çağırayım ben hemen. Ozan Şef. Bir bakar mısınız ihtiyaç var size? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Vallahi dün yediğim yemeklerin tadı devamda kalınca dayanamadım. Bugün yine geldim. Ne mutlu. Buraya geldim duyunca da Deniz bu evrakları yolladı. Birkaç imzan eksikmiş. Onları halledersin. Evrakları sizinle yolladı yani. Artık siz olmasın aramızda. Sen olsun. Peki. Bu arada imzalaman gereken yerleri oraya işaretledim. Onları hallettikten sonra giderken de alırım artık. Tamam, tamam. Teşekkür ederim. Ben mutfağa geçiyorum burada. Şimdiden afiyet olsun. Teşekkürler. Siz siparişlerinizi verin, ben buralardayım. Tamam canım. Canımmış. Evet, sizin anladım şimdi. Bu ne demek şimdi abi? Ha? İrem'le evrak yollamak ne demek? Bunda bir iman mı var sence? Yani bir anlama gelebilir de gelmeyebilir de. Sen bunu bu sözlerinde bu şekilde söylediysen abi kesinlikle olumsuz bir şey var. Hatta kesin bayağı olumsuz bir şey var. Yani evet dürüst olmak gerekirse. Biliyorum, biliyorum abi. Hiç duymak da istemiyorum. Her şeyin farkındayım. Hiç kaldıramayacağım şunu. Bitti işte, bitti. Kendi ellerimle göz göre göre her şeyi mahvettim. Kim bilir kız benim hakkımda neler düşünüyor. İki yüzlü pislik oldun. Hayır ya. Benim hakkımda böyle düşünüyor olmasın.
Yani hiçbir kadın bir erkek hakkında bunları düşünecek hale getirilmeyi hak etmiyor. Ne? Ne? Oğlum sen nasıl bir aşk böceğisin ya? Sen ne tür kitaplar okuyorsun oğlum ya? Nasıl bir ince bakış açısıdır yani? Ben şey diyeceksin falan zannettim. Yani hiçbir kadın benim hakkımda böyle bir şey düşünemez falan. Çok iddialı ya bu laf. Bakış açım ince de pratikte batırıyorum görüyorsun. Yok ya ben arıyorum abi Deniz. Her şeyi anlatıyorum teker oğlum, teker. Oğlum dur saçmalama lan. Olan olmuş zaten. Bir de sıva mı arayıp ya? Ne yapayım peki abi? Böyle düşünmesine izin mi vereyim? Yani bence benim ona bir açıklama yapmam gerekiyor. Şu an öyle hissediyorum. Ya illa konuşacaksan da bu telefonda olmaz yani. İlla bir karşı karşıya gelirsin. Yüz yüze konuşman lazım böyle şeyler. Gerçekten yani. Bir dur ben bir kafamda oturtayım. Planlayayım ne diyeceğini. Ben bana yanlış manşetinden sonra bir daha aranız düzelmez diyordum ama. Vallahi açıkçası ben de öyle düşünüyordum ama. Hayat bizi tekrar bir araya getirdi. Gerçekten mi? Allah Allah. Şu an nasıl olduğunu duymak için sabırsızlanıyorum. Ben de bu mekana olan ilginin sebebini duymak için sabırsızlanıyorum. Mekanı değil canım. Mekanın şefine. Ozan şef. Aynen. Ozan gözlemlediğim kadarıyla sana göre çok duygusal ve naif biri. Sıkılabilirsin yani. Yani abinden sonra biraz teselliye ihtiyacım var diyelim. O konuda seni uyarmıştım. Evet, uyarmıştım. Ama benim de ne kadar inatçı olduğumu biliyorsun. Yani sıkılacak kadar uzun tutacağımı zannetmiyorum Ozan şefi de. Yara bandı diyorsun yani. Aynen. Bu arada Serdar da kendine yeni bir yara bandı bulmuş galiba. Evet. Hiç de tarzı değil ama ben de anlamadım ne yapmaya çalıştığını. Ama boşver böyleleriyle birlikte olsun en azından benim değerimi anlar. Kesinlikle. Ezgi'ciğim. Ay bir türlü denk gelemiyoruz biz seninle bugün. Şey geçerken duydum da ben Serdar dedin. Erkek arkadaşın mı? Yok. Yani yeni görüşmeye başladık diyelim. Harika. Umarım bu sefer mutlu olursun tatlım. Hak ediyorsun. İnşallah sağ ol. Oldu. Görüşürüz o zaman. Gir. Kahve zamanı. Ben de tam mola vermeyi planlıyordum. Hisli sevgilim benim. Bak ne diyeceğim. Bugün işim erken bitecek. Diyorum ki sen de biraz erken çıksan. Bana gitsek. Dışarıdan güzel bir yemek sipariş edip yesek. Sonra bir film seçsek ve onu izlesek. Ardından kanepede birbirimize sarılsak ve sonra sen bende kalsan. Maalesef kızlara sözüm var Levent'ciğim. Kızlara sözüm var demek. Hı hı. Hmm. Ne olduğunu sorabilir miyim? Tabii. Kızlarla önce spora gideceğiz. Sonrasında da akşam yemeği yeriz herhalde. Spora demek. Hı. Aslında ben de sürekli yoga pilates yapmaktan çok sıkıldım. Hı. Ağırlık kaldırmayalı bayağı bir zaman oldu. Diyorum ki ben de sizin de spora geleyim. Biraz ağırlık kaldırırım. Sen ciddi misin? Elbette. Senin için bir mahsur yoktur herhalde. Yok. Niye olsun? Gel tabii. Gel. Tamam. Anlaştık öyleyse. Anlaştık. O zaman ben gideyim. Halkla ilgileneyim. Halkla ilişkiler. Halkla ilişkiler. Evet. Görüşürüz. Kolay gelsin. Kahvesini burada unuttu. Panik oldu.
kesin bir şeyler saklıyor. Bundan da bir tadına bak bakalım. Hemen. Bundan başlıyorum. Olur. Efendim Cansu. Akşam çıkışta ne yapıyorsun canım? Hiç. Tamam o zaman. Benimle spor salonuna geliyorsun. Neden? Yüzme dersine mi? Evet. Yok hayır. Yüzme dersi için değil ya. Yüzme dersini iptal ettim şimdi ben. Aa niye? Ben nedenini sana sonra anlatırım. Boş ver şimdi. Bak Deniz'i de arayacağım. O da gelecek tamam mı? Deniz de mi geliyor? Form fitti değil mi? Evet form fit. Saat 8 uygun mu senin için? Uyar bana. 8'de oradayım. Görüşürüz canım bay bay. Hadi görüşürüz bay bay. Deniz. Canım ne yapıyorsun? Her şey için teşekkür ederiz. Ne demek? Afiyet olsun yine gelin. İmzaları tamam mı? Harika. Deniz'e ileteceğim. Peki. Ezgi'cim hoşça kal. Görüşürüz. Öyleyse hafta sonu. Görüşürüz. Görüşürüz bari. Çok teşekkür ederiz her şey için. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Emre bana bir kahve yapsana Fitran. Yapayım. Artık ilişki koçum olmadığın için Serdar'ı çağırmadan önce sana sormadım. İnşallah bozulmadın. Niye bozulayım ki? Değil mi? Sonuçta yaşım da geliyor. Hep birlikte eğleniriz artık. Çok iyi yaptın canım çağırmakla. İyi akıl ettin yani. Bravo. Eğleniriz tabii. Ne eğlenmek hem de. Hatta inanır mısın? Ben şimdiden eğlenmeye başladım. Tamam, ben sizi arayacağım. İmzalattım. Al. Zahmet oldu. Ne zahmeti canım? Ben zaten oraya gidiyordum. Hem ayrıca bu vitileyle de Ozan Şef'le konuşmak fırsatı oldu. Ya gerçekten çok tatlı biri. Sen galiba bayağı etkilendin Ozan Şef'ten. Evet. Sana bir şey diyeyim mi? Bak, aramızda böyle çok garip, değişik bir çekim var. Hatta bence üretim gecesinde aramızda kesinlikle bir şeyler olabilir. Yani ben öyle hissediyorum en azından. Göreceğiz. Hadi bakalım. Vallahi bu ara hem aşkta hem işte şans benden yana, bakalım daha neler olacak. Kalçalardan ve bacaklardan alacağımız yağları omuzlarınıza, göğüslerinizi ve karnı yerleştireceğiz. Ve bir Zeus heykeli gibi, Herkül gibi olacaksınız. Evet, siz yarın hemen gelin, operasyona başlayalım. Buyurun. Ne biçim hastalar var ya? Gel. Benim işim bitti, çıkalım mı? Tamam, bu da benim son hastamdı. Benim de işim bitti sayılır. Hadi. Bir dakika, telefon çalıyor. Zeynep arıyor. Tabii ya. Bu akşam belki buluşuruz diye konuşmuştuk. Tamam. Görüş o zaman, spora başka zaman gideriz. Olur mu canım? Sana söz verdim. Dur ben hallederim. Efendim babacığım. Bana gelmek istiyorsun. Babacığım benim başka sözüm var. Bu akşam spora gidiyorum. Bak şöyle yapalım. Sen yarın ya da öbür gün gel. Tamam mı babacığım? Söz. Tamam canım. Hadi öpüyorum. Bay bay. Zeynep çok üzülecek şimdi. Keşke görüşseydin. Sen benim spora gelmemi istemiyorsun galiba. Yok canım. Olur mu öyle şey? Hadi çıkalım. Hadi. Evet, ama önce benim eve gidip spor çantamı almam gerekiyor.
Tamam, benim eşyalarım yanımda. O zaman ben spor salonuna giderim. Sen de eşyalarını alır gelirsin, olur mu? Tamam. Anlaştık. Görüşürüz. Görüşürüz bebeğim. Müzik grubunun sözleşmeleri tamam değil mi Gizem? Yok, daha imzalatmadım. Onları hemen imzalatalım. Son dakikada bir aksilik çıkmasın. Tamam, hemen imzalatırım ben onları. Ezgi Hanım, işinizde ne kadar titizsiniz. Gerçekten yani bizim size ihtiyacımız varmış. Teşekkür ederim Emre ama mecburen. Organizasyon işinde yaşanan aksiliklerin telafisi ne yazık ki mümkün değil. Yani ufak bir aksilik bütün gecemizi mahvedebilir, tadımız kaçmasın. Değil mi? O yüzden ben hemen imzalatıyorum. Sıkıntı olmayacak. Harika. Onu da hallettikten sonra başka bir eksiğimiz kalmıyor. Kalmıyor. Elimize sağlık. Ellerine sağlık. Ah, telefon. Görüşürüz. Gizem Hanım, bir limonata da size yapayım mı? Soğuk soğuk. Ben spor salonuna geçiyorum. Geç kalma sakın. Ben organizasyonla ilgili bütün işlerimi tamamladım. Çıkabilir miyim sakıncası yoksa? Ben de eve gideceğim birazdan. Sen de eve geçeceksen birlikte gidelim. Yok, ben eve geçmeyeceğim. Başka bir programım var. Öyle mi? Peki. Tamam o zaman. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Benim birkaç saat işim var dışarıda, mutfak isterim anne, tamam mı? Tamam şef. Ah, spora mı gitsek ya acaba? Ha? Çok canım istedi diyor. Çünkü ya gerildim bugün nedense. Oğlum ne sporu ya? Ben gördüğün gibi başladım muhabbete. Hiç spor havamda değilim. Sen bir indin mi, süzüldün mü ya? Sana bir şey oldu ya. Bak bu aralar spora da gitmiyorsun abi. Hep sen bana derdin spora gidelim, spora gidelim diye. İlk defa ben sana söylüyorum, 40 yılın başında bir spor isteğim tutuştu. Ona da gelmiyorsun. Hadi ya. Hadi gidelim valla. Ben şu hesabı ödeyeyim, geliyorum. Tamam ya, bu seferlik benden olsun. Hadi gidelim. Gidiyor muyuz? Tamam. Bir şey diyeyim mi? Bence Levent kesin senin yalan söylediğinden şüpheleniyor. Ya. Yani Cansu moralini bozmak gibi olmasın ama evet bence de. Spora gelmek istemesinin sebebi o yüzden değil mi? Aynen öyle. Benim şu yüzme işini öğrenene kadar çok dikkatli Cansu olmam lazım. Hocam merhaba. Dersi yarın ertelediniz diye ben de yerinize başka bir öğrenci aldım ama. Yok merak etmeyin, ben zaten yüzme dersi için gelmedim, spor yapmaya geldim. Ha tamam o zaman, iyi sporlar. Teşekkür ederim, kolay gelsin. Sağ olun. Bak bu bir işaret. Acilen Levent'e yüzme dersi aldığını itiraf etmen gerekiyor. Yakalanacaksın. Yani. Bir saniyeyle yırttım. Merhaba bebeğim. Canım. Kızlar. Hoş geldin Levent. Hoş buldum. Çalışacağım, ben de çalışacağım. Hadi geçelim. Güzel solun. Formdan mı düştüm acaba ben? Nasıl anlamadıysam bunu. Bir tık form düşüklüğü var evet. Aa tesadüfe bak. Ya ne tesadüf gerçekten. Senin program bu muydu? Evet. Sen ne sanmıştın? Ne bileyim, vur patlasın çal oynasın bir fasıl. Belki felekten bir gece gibi düşündüm ben ama. Hep geniş hayal gücü. Spor ilginç oldu gerçekten. Şaşırdım ya. Oo beyler, siz de mi buradasınız? Naber abi? Selam. Madem buradasınız, biraz ağırlık basalım. Basacağız ya. Basarız yani, değil mi? Basarız. Aynen. Evet. Hadi, durmakla olmaz. Hadi. Hadi bakalım. Siz uzun süredir spor yapıyorsunuz galiba. Aa ben 6 yaşından beri zaten içli dışlıyım sporla. Eski basketbolcuyum zaten. Sonra Allah ne verdiyse işte kickbox, crossfit, ağırlık, fitness vesaire. Ozan da eski yüzücü. Acayip kelebek üzere. Maşallah. Ben de lisedeyken basketbol oynuyordum ama tıbbı kazanınca bırakmak zorunda kaldım. Beyne yatırım yapmaktan kasa vakit kalmadı. Aa bu kadar dert ettiysen ben sana bir program yazayım, kısa sürede toparlarsın yani, istediğin kası yaparsın. Program mı? Yok, teşekkürler. Ben yoga ve pilates seviyorum. Zihnen ve fiziken esnek olmak önemli. Sonra bu kadar kasa ne gerek var, ben sevmiyorum. Yani taş devrinde miyiz? Dinozor mu boğazlayacaksın? Bu ne iyilik yahu? Abi, vallahi çok teşekkür ediyorum bu iltifatların için bu arada. Yani seninle tabii hani insanların içinde sevmiyorum ben spor, kas falan dersin de biz bizeyiz şu anda. Hani sıkılaştan diyorum, fena olmaz yani. Ben sıkayım ama kendimce sıkayım. Ah, bu arada bir şey diyeceğim. Evet.
çok iri değilim yani. İnan ki insanlar çok çelimsiz. Bu da bir bakış açısı. Birisi senden gözlerini alamıyor Deniz Hanımcığım. Aman aman bırak kalsın ya. Hayır size anlattım. Ya benim yanımda İrem'le flört etti dedim. Siz niye beni dinlemiyorsunuz? Ah canım o seni kıskandırmak için yaptı. Asıl sen bizi dinlemiyorsun değil mi Ezgi? Ayrıca Deniz sana söyledim. Yani İrem'e karşı bir ilgisi olsa bugün restoranda samimi davranırdı. Ya gözümle gördüm diyorum sana. Kızın neredeyse yüzüne bile bakmadı. Ya kıskandırmak falan diyorsunuz. Bence daha kötü neyiz biz 10 yaşında çocuk muyuz? Ya, delirmeyin lütfen. Üf, tamam ya tamam. Vallahi yeter yani. Ben daha fazla konuşmak istemiyorum onun hakkında. Lütfen gidiyorum. Gidiyorum. Yes. Ama böyle bakarsa olmaz. Ay. Ben bittim. Göğüs çalışmaya geçiyorum. Tamam. Boyunu sana göre ayarlamak lazım. Ayarlayayım mı ben? Ha? İyi. Öyle olmaz şimdi. Çok aşağıda. Yukarı çekmek lazım. Kalk sen de. İyi peki. Öyle olmaz çünkü onu böyle aynen yaparsan. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ağırlığa bir bak da çok ağır olabilir o. Sanmıyorum. Alışkınım ben. Kolların, göğüslerin var. Acı için uyanırsın yarın. Oynatamazsın yani. Tutulur. Hiç bırak sen onu. Bırak ben 10 kilosunu ayarlayayım. 10 sefer yapacaksın ya 3 setten. Hani Özgür. Ne var abi? Bir gelsene. Gel. Sakatlansın mı? Yok sakatlanmasın da gel bir şey söyleyeyim. Abi artık benim Deniz'le konuşmam lazım. Benim için bir şeyler düşünebildin mi? Tabii tabii düşündüm. Ben antrenman yapmıyorum. Benim işim gücüm yok. Bilmem ne sevgilisi, onun ilişkisi falan. Ben sürekli böyle, sürekli bunları düşünüyorum. E sen söyledin abi beni bekle sakın ben bir şey söylemeden konuşma kızla diye. O yüzden bekliyorum seni. Niye böyle bir misyon edindiysem ben kendi kendime? Bu işleri benden daha iyi bildiğin için olabilir mi? Hem de böyle küçüklükten beri beraberiz, bebeklik arkadaşıyız falan o yüzdendir belki. Kıyamıyorum lan sana. Kal be. Hadi ne diyeceğim? Taslak halinde şu an. Düşünüyorum. Hı. Burada değil, daha sakin bir yerde. Ben anlatayım. Tamam. Efendim Serdar. Ezgi'cim, nasılsın? İyiyim, sen? Gayet iyiyim ben de. Tam şimdi hastaneden çıkıyorum. Eğer müsaitsen, vaktin varsa görüşelim mi? Ama maalesef hiç müsait değilim. Yani kızlarla spora geldim, buradan da yemeğe gideriz. Peki, o zaman şimdiden afiyet olsun sana. Teşekkürler. Peki, seni ne zaman görebilirim? Ya ben bu hafta içi çok yoğunum ama eğer müsaitsen sen hafta sonu... Serdar, aslında... Ben de seni hafta sonu restoranda düzenleyeceğimiz Latin gecesine davet edecektim. Latin dansları, yemekleri, müzikleri. Wow, kulağa gayet güzel geliyor. Ben de Latin müziklerine, Latin mutfağına bayılırım. Gerçi tango yapmayalı epey vakit oldu ama. Bu arada sen de Latin danslarına meraklı olduğunu söylemiştin değil mi? Söylemiştim değil mi? Evet, hatta dersi adından bahsetmiştin. Etmişimdir. Belki birlikte tangoyu falan yaparız ha? Yaparız tabii. Yani madem... İkimiz de bu kadar tangoya düşkünüz, kesin yaparız. Güzel. Görüşürüz. Görüşürüz. Cansu! Bırak. Şişt, gel. Ne oldu ya? Ne oldu? Bence ben bittim. Yani tamamen bitmiş olmayabilirim ama belki şu kadar falan kalmıştır. Ama bitmeye çok yakınım. Niye? Ne oldu? Serdar'ı Latin gecesine davet ettim. E tamam işte ne güzel, iyi yapmışsın. Evet. Gerçekten iyi yapmış olabilirdim. Hatta bu mutlu bir haber bile olabilirdi bizim için. Eğer Serdar'a tango bildiğimi söylememiş olsaydım. Ha. Sen Serdar'a tango bildiğini söylemiştin değil mi? Doğru. Ben söylemedim. Hemen düzeltiyorum bu küçük yanlış anlaşılmayı. Bana bunu siz söylettiniz zorla. Öyle sağlara sollara boş boş bakmak yok. Acilen çözüm üretiyoruz. Tamam dur bir sakin ol. Sakin olurdum Cansu. Yani olmak isterdim en azından. Ama gerçekten bu şu an mümkün görünmüyor. Çünkü sadece 4 günüm var. Ama asıl mesele bu da değil. 4 günüm var ve ben tangonun tesiri bile bilmiyorum. Tangoya dair hiçbir fikrim yok. Tango nedir durumundayım. 4 günde bir kurs bulmamız zor olur herhalde değil mi? Bulamayız. Yok. Tamam. Durun. Şöyle yapıyoruz. Hı.
direkt özelce tutuyoruz, tamam mı? Bulur muyuz? Tutarız tabii ki. Tutarız ya. Hiç paniklemiyorsun, hiç gerek yok. Ya hadi. Mesela özel hoca tutsak. Evet. Her gün 5-6 saat gelse. Tabii tabii. Abi Allah aşkına sen ne yapıyorsun ya? Ha, bu şeyi buldum. Pilates topu. Evet. Esniyorum. Abi esniyorsun da. Plank mi yapsam mesela? Hakkını mı versen pilates topunun? Plank. Yani zor gözüküyor. Zor değil ya. Sen yaparsın. Ben tek başına yakalayamayacağım galiba onu ya. Deneyeyim. Plank yap. Plank. Plank çok faydalı ya. Tam senin felsefene çok uygun bir hareket. Plank. Plank de ben öyle ayaklı plank. Abi bir saniye. Halluk. Ozan ne yapıyorsun oğlum? Ne yapıyorsun abi sen? Ne yapıyorsun? Ben gidip konuşacağım abi. Yeter artık. Taktık maktık yapmayacağız ya. İki saniye şurada durup izleyebilir miyiz? Ya biz şu an aynı şeye bakıyoruz ama aynı şeyi mi görüyoruz acaba? Emin değilim ben. Yani hiç korkmuyor musun bakışlarından falan? Çok cesur olman lazım bu hamle için. Yani biraz sinirli tabii ama. Ben alıştım yani bu halde çok çekici. Düşün artık bana ne kadar kızdıysa abi. Ben açıklama yapmaya gidiyorum artık, yeter. Hayır yani aklıma kimse de gelmiyor ki tango yapan. Vallahi gelmiyor, düşünüyorum gelmiyor. Tango mu? Evet tango. Niye ki? Sen biliyor musun? Ya ben de iyi bilirim ama asıl Özgür çok iyidir. Özgür. Gerçekten mi? Hayır canım, ben ne anlarım tango, ne diyorsun oğlum? Ne anlarım tangodan mı? Şu an utanıyor net de çok iyidir, bayağı iyidir hatta. Utanma. Utanma söyle. Gerçekten mi? Allah kuru iftiradan saklı. Ben anlamam, hiç bilmem yani tango mango hiç. Hakikaten yani hiç. Söylesene, niye söylemiyorsun tango bildiğini? Çok sıkıldım ya. Nedir? Ah! Ne oluyor ya? Levent! Eyvah, Levent. Eyvah. Hay Allah, ah benim! Levent! Levent ne oldu canım? Levent. Bir şey sıkıştı. Levent'in bir şey sıkıştı. Attı. Bir şey attı mı acaba? Ne attı? Ne bileyim ben ne attı? Bir ortopedist değilim ki. Ah, ah Özgür ya. Ah Özgür ben. Hayır de... program yazacaktın. Ne atmış olabilir? Yazma. Ne atmış olabilir? Sen sporcu çocuksun. Biz bilmiyoruz ki yani. Biz eve ki. Gidelim bebeğim. Çok kötü benim. Ah beni eve götür. Beni tamam, eve götür. Sen bizim ver. Ne attı sence? Tamam, bilmiyorum ki. Hayır ortopedist de değilim ki, estetikçiyim. Tamam hadi gelin. Ah, hadi, hadi. Ay, yavaş yavaş. Böyle attı yani. Tamam aşkım. Yavaş tamam, yavaş. Attı, bir şey attı. Ne atmış olabilir acaba? Sen bilirsin. Abi bir ihtiyaç olursa yazın bari. Tamam program yaz bana sonra. Program kesin yazacağım bundan sonra. Eve gidelim bebeğim. Kendi eve başıboş gidelim. Olmuyor, seni başıboş bırakmamak lazım. Demek tango yapmayı biliyorsun. Hiç umar mısın? Yani insan şaşırıyor. Kusura bakma. Bence bu bana son şaşırmandı. Ne oldu? Bütün numaralar bitti tabii değil mi? Hayır canım, artık her şeyi yapabildiğimi düşünerek şaşırmamaya başlayacaksın. Daha aşkı kazanacaksın. İzmirlerim beni hiç şaşırtmıyor ama. Neyse. Tango yapmam niye bu kadar ilgilendirdi seni? Hiç. Yani tango benim için çocukluk hayali gibi bir şey. Hep yapmak istedim. Ha, başka bir sebebi yok yani. Yok. Belki sen bana öğretmek istersin. Bir ara öğretim. Harika. Mesela bu hafta sonuna kadar öğretebilirsin. Bir saniye, bir saniye. Sen? Gelme. Serdar'a tango yapabildiğini mi söyledin? Yok, ne münasebet. Yalancısın, biliyorsun değil mi? Çok fena yalancısın yani. Hayır. İyi bir şey değil bu. Tamam be, söyledim. Yani daha doğrusu söylemişim, hatırlamıyorum bile, düşün. Sağ olsun Serdar hatırlattı. Hatta bana harika, hafta sonu beraber tango yaparız dedi. Ne önerirsin? Bana ne ya? Bunu onu çağırmadan önce düşünecektim. Ben gidiyorum. Nasıl? Şşş! Yardım etmezsen etme be! Sana kaldım çünkü düşersin inşallah. Başka tango bilen yoktu. Ha alt tarafı tango yani, ne olabilir ki? İyi açladı ha. Sayende. Oğlum niye söylüyorsun tango yaptığını? Sen de kurtarıver senin durumu, ne olacak yani? Gerçi... Durumu kurtarmak istememeni anlayabiliyorum yani. Sen de haklısın. Ne demek o? Yani... Bir konuşup geleceğim ben. Ne yap oğlum, ne? Bir dur. Ne
Deniz selam. Yani bir şekilde seninle konuşmak istiyordum ama bir türlü fırsat bulamadım. Senden bir konuda özür dilemek istiyorum yani. İrem'e haddinden fazla yakın davrandım o gün. Biliyorum çocukça ama işte böyle seni kıskandırmaya falan çalıştım kendimce yani. Senin ilgini çekmeye çalıştım ama biliyorum yani çok aptalcaydı. O yüzden senden o gece için özür dilerim. Biraz saçmaladım. Yani bir şey söylersen çok sevinirim çünkü gerçekten bu beni böyle boğuyor. Çocukçaydı de, salakçaydı de her şey okeyim yani. Böyle olunca çok utanıyorum çünkü. Bir şey söylemeyeceksin galiba. Ne var? Sen ne yapıyorsun? Ya ben sana ne söylüyorum? Sen... Şişt, ses sonunu duyacak, duyacak. Ben sana bunları mı söyledim? Nereye duyuyor ya? Kulağa bak, kulağa. Kulaklık var kocaman. Müzik dinliyor, bir şeyler izliyor. Allah Allah. Ne duyacak? Ah be abi ya. Tam da cesaretimi topladım, her şeyi söyledim ya. Bir şey diyeceğim. Şükürler olsun ki duymadı. Yani ben sana ne söyleyeyim, sen git ne yapıyorsun ya? Ah be abi ya. Abi ben taktik maktik yapamıyorum ya. Artık bundan sonra taktik falan istemiyorum senden abi. Çünkü ben ne istiyorsam onu söyleyeceğim. Hale bak, hiçbir şey beceremiyorum ya. Bir hafta da neler yaşıyorum abi. Kızı anlatmaya çalışıyorum derdimi, şu hale bak. Patlıyoruz ya. Abi. Şu. İyi sporlar. Deniz. Aa, Erdem ne haber? İyidir valla. Hiç yoksun kızım ortalarda. Ya tempo yoğun, gelemiyorum ki. İyi hadi o zaman sporunu bitir de bir kahve içelim. Ya aslında benim işim bitti sayılır. Dur bir Ezgi'ye sesleneyim. Tamam. Gidelim. Ezgi, bitirelim mi? Evet evet, bitirelim bence de. İyi tamam, ben Erdem'le kafeye geçiyorum, gel sen de. Yok ben eve geçeyim canım ya. İşim var. İyi peki, sonra görüşürüz o zaman. İyi eğlenceler. Kolay gelsin. Bir şey söyleyeceğim. Çok iyi oldu ya geldiğimiz. Bak iyi ki getirdin beni. Yani güzel stres atmış olduk dediğin gibi. Vallahi bak. Gel. Bir tur da saunaya falan girelim. Orada stres atarız. Ben saunayım zaten şu an. Geç. Yanmış. Yani gerçekten neden kendini bu kadar zorladın? Hakikaten anlamıyorum Levent. Ya ne zorlaması hayatım? Yani benim spora son derece alışkın bir bünyem var. Yoga, pilates. Yani ya ters bir hareket yaptım ya da sinirsel. Levent'im, senin tek yapabildiğin spor yürüyüş. Ama sen ne yaptın? Böyle ağırlıkları kaldırıp kaldırıp durdun. Hayır yani bir de hastaneye gitmemek için inat ettin ya. Ne alakası var hayatım? Ben zaten kendim doktorum. Hastaneye niye gideyim? Yalnız bak bir şey söyleyeceğim. Orada spor salonunda panikle ya bir daha yürüyemezsen falan dedim. Allah korusun. Dur ben şimdi sana bir tane ilaç getireyim, ağrı kesici. Hiç de bir kendine gel, olur mu? Sağ ol. Bu başlığı 4 gün olmuş. Bu haftaya. Yalnız benim 4 günüm var. Sadece 4 gün. Bunun tarihi bile yok. İyi akşamlar. Ya kusura bakmayın, bu saatte rahatsız ediyorum. Tango kurslarıyla ilgili bilgi almak için aramıştım. Haftaya. Yok. Haftaya bana çok geç. Özel ders. Yok. Ama önerebileceğiniz bir hoca kesin vardır değil mi? O da yok. Bulmam zor mu olur? Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Hoca yok. Ders yok. Canım, canım iyi misin? Evet, evet. İşte arada geliyor yani. Teşekkürler. Rica ederim.
Nasılsın? İyi misin? Acıyor mu? Yok. Yok. Tamam o zaman. Madem iyisin, sen o zaman erkenden yat, uyu. Ben de evime gideyim. Bir dakika. Eve mi? Evet. Fakat beni bu halde bırakıp gidecek misin yani? Ama sen iyiyim dedin. İyi, peki. Sen git o zaman. Sen var ya tam böyle şımarık çocuklar gibisin. Tamam, gitmiyorum. Kalıyorum. Ama videosu vardır. Yaparsın sen. Bakacaksın, taklit edeceksin. Öyle çok biliyor gibi davranmazsın sen de. Biraz yorgunum falan dersin. Evet. Ritmin çok güzel. Bu şekilde devam edersen önümüzdeki ay bu zamanlarda falan tangoya oturtmuş olursun. Devam et bu şekilde. Sana da malzeme verdik tabii. Seni izlemesi çok keyifli, çok zevkli. Ben yokmuşum gibi devam edebilirsin. Ben içeri geçsem daha iyi bence. Yani burada motive olamıyorum. Niye ya? İdik böyle. Ne istiyorsun benden? Hı? Daha fazla germek mi? Daha fazla yüzmek mi? Yapamazsın istesen bile. Çünkü zaten yeterince gergin ve üzgünüm. Seni de anlıyorum tabii. Ders vermek istemezsin bana. Niye isteyesin ki? Yeterince uğraştırdım seni. Bıktın tabii. Eminim çok daha önemli işlerim vardı. Çok önemli. Neyse. Ben seni daha fazla meşgul etmeyeyim. Hoşça kal. Tam 5 saniye veriyorum. Kesin kıyamayacaksın bana. 1, 2, 3, 4, 5. Hadi. Bana kıyamayıp seslen. Domuz. Gerçek bir domuzsun. Ödümü kopardın. Domuz ha? Biber sürüyorum ağzına. Yakışıyor mu? Sen patronla konuşuyorsun. Farkında değilsin. Yakışıyor mu sana? Hoş mu? Ne patronu ya? Patron mu kaldı? Evdeyiz. Arkandan sesleneceğim zannettin değil mi sen? Kaç verdin? 3 mü 5 mi? Az bir şey diyeceğim. Sen iyi oyuncu oldun ha? Böyle bir üzgün bakmalar, bir tripler. Her an böyle ağlayacakmış gibi bir haller, bir şeyler. Tanımasam seni inanacağım. Bayağı. Neden? Ben duygulanamaz mıyım? Benim burnumun direği sızlayamaz mı? Duygusuz muyum ben? Ha? Ruhsuz muyum? Bak hala. Ne bu? Eric Morris mi? Ne bu? Bunların hepsini çok iyi oynarsın da. İşte ben seninle böyle eğlenip dalga geçerken carlamadan duramazsın. Ben o zaman aydım bir şeyler planladığına. Ha! İşte bak bundan kaybediyorum. Kendimi sana çok açık ettim ben. Etmemem lazım. Pratik yapacağım. Evet. Efendim Deniz. Canımsın, hocam buldun bana. Canım benim harikasın ya. Ben ne zamandır arıyorum hiçbir şey bulamadım. Tamam at numarasını. Kore Hoca. Kore Hocam hatta. Tamam, tamam canım çok teşekkür ederim. Öpüyorum seni. Hocam geldi. Aa. Ne Kore'yi ya? Kolay mı ya öyle? Ben ne güne duruyorum? Hadi bana niye gelmiyorsun? Tango bildiğimi biliyorsun. Niye benden istemiyorsun yani?
fikrini neden değiştirdiğini sorabilir miyim? Ne fikrimi falan? Fikrimi ben değiştirmedim ki. Benim fikrim hep aynıydı ya. Ben öyle çocuk işte şakalar, öğretemem sana falan gibisinden. Takılıyordum ben sana ya. Hayır, bana niye gelmiyorsun ya? Hatırım yok mu? Komşuyuz. Yani... Düzenleyeyim ben burayı hemen. Sen de git üstüne uygun bir şeyler giy. Dans için tabii ki. Hemen bir an evvel pratiğe başlayalım. Peki hocam, hemen geliyorum. Hızlandırmış üç derste, tamam mı yani? Merak etme. Söz verdin, cayma. Hadi koş, durma. Allah Allah. Hazır mısın? Aşkım dansına hazırım. Tango aslında aşkın değil de daha çok acının dansı diyebiliriz. Acı mı? Yok artık. Bildiğin aşk ya, yani ben hiç acı kısmını bilmiyordum. Tango hakkında bildiğin herhangi bir şey var mı özellikle? Dans işte. Tam tahmin ettiğim gibi. Tango, Latince. Hı. Dokunmak anlamına gelen... ...tangere kelimesinden türemiştir. Şimdi ağırlık aktarımı yapacağız. Hisset, benle beraber dönebilirsin mesela. Evet. Evet. 1800'lü yıllarda işçi sınıfından birçok Avrupalı göçmen büyük umutlarla Güney Amerika'ya göç eder. Ama umduklarını bulamazlar. Bütün bu hayal kırıklıklarıyla kültürlerini harmanlayarak tango dansını ve müziğini oluştururlar. Evet. Ayağını biraz kaldır şimdi. Uyumun en güzel resmini çizen bu dans, yersiz yursuz bir kadını, umutsuz bir aşkı, dışlanmayı, acı çekmeyi, hasreti, tutkuyla karışık kızgınlığı yansıtır. Tango stilleri adeta evliliğin aşamaları gibidir. Amerikan tangosu ise aşkın ilk başladığı, her iki tarafın da çok romantik olduğu, herkesin birbirine en iyi taraflarını gösterdiği bir aşamadır. Arjantin tangosu ise tutku, öfke, mizah gibi duyguların tavan yaptığı zamandır. Uluslararası tango aslında evliliğin sonu gibidir. Evlilik bitmiş olsa bile çocuklar için birlikte kalalım çabasıdır. Buram buram maçoluk kokan bu dansta erkek devamlı olarak ısrar eder. Kadınsa bunun karşılığında sürekli direnir. Böyle tamamen bir direnme gibi değil, daha çok tırnak içerisinde bir direnme. Aslında erkekle kadının birbiriyle olan savaşıdır. Adeta avcı ile avının tutkuyla yaptıkları baştan çıkarıcı bir tiyatro oyunu gibidir. Evet, bu akşamki dersimiz de bitti. Evet. Teşekkür ederim bu arada. Yani kaç gündür uğraşıyorsun benimle. Ama itiraf edeceğim. Gerçekten çok anlamlı bir dansmış. Çok keyif aldım. Umarım yarın akşam yüzünü kara çıkarma. Ne oldu? Yüzün düştü. Yok. Yalan söyleme, düştü. Yok. Ya kötü dans ediyorsam yarın rezil olurum. Ya yani. Nasıl ama yani, bence gayet iyi ediyordum. Öyle hissettim seninle dans ederken. Hayatım işte ben o kadar iyiyim ki. Şu an hep toparladım ben dansı ama yani doktor zannetmiyorum yani benim kadar iyi olsun. Dans etsin. Haklısın. Benim hiç risk almamam lazım. Yani rezil olmayı göze alamam. Ben bir bahane bulup yarın dans etmeyeyim. Patron olarak destek olurum sana, merak etme. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Seni de boşuna yordum kaç gündür. İyi oldu, pratik oldu bana. Güzel oldu. Neyse. Ben gideyim o zaman. Geç oldu. İyi geceler. İyi geceler.
Yol nerede? Aşağıda mı acaba? Aşağı bahçede mi acaba? Fitnat. Hoş geldin. Ay canım, hoş bulmadım. Maalesef hoş bulmadım. Gel anlatacağım, gel. Ne oldu? Ay. Ne oldu ayol, ne oldu sabah sabah? Ne bu telaş, ne oldu? Hayırdır? Oh. Ay dur, bir soluklanayım hayatım, bir nefes alayım. Oh. Hayatım, Hacer Hanım aradı. Ay merak etmiş. Hayatım benim de camiada yani bir adım var değil mi? Bir namım var. Merak etmiş, ne oldu? Bunlar tanışacak mı? Özgür bu kızla tanışacak mı, tanışmayacak mı? Ben buna ne cevap vereceğim? Haber bekliyor canım. Fitnatçığım, senden sonra birkaç kez aradım ben Özgür'ü ama konuyu bile açmıyor. Yani ben şimdi sana ne diyeyim? Ay ne yapalım acaba? Şey mi yapsak? Kız iş arıyor. Acaba yardımcı olabilir misin? İş bulabilir misin? Öyle bir şey mi desen, ne yapsan? Fitnat, bu çok iyi fikir. Ay Özgür çok yardımsever bir çocuktur yani. Kesinlikle beni geri çevirmez. Heh, tamam ara söyle. Zaten Özgür bu kızı tanınca bu Ezgi manyağından da kurtulacak. Ay doğru söylüyorsun. Dur dur hemen arıyorum. Arayamam. Bu saatte benim çocuğum uyuyordur yani. Şimdi sinirlidir de o bana çemkirir durur. Sinirimi bozamam. Dur sonra. Hayatım en aranacak zaman gafil anlayacaksın. Tam uyku sersemikken hemen diyeceksin ki randevu ver. Ondan sonra da Özgür böyle kalacak. Hemen randevuyu verecek, iptal de edemeyecek. Biz de kızı bugün yollayacağız. Tamam, tamam dur arayacağım, tamam. Hadi. Bismillah. Öfe anne. Özgür yavrum, ay tatlı oğlum benim, uyuyor musun canım? Hı. Önemliyse sonra konuşsak mı anne? Yok yok oğlum, şimdi konuşalım, çok önemli. Tamam anneciğim, konuşalım, söyle, dinliyorum. Aa Özgürcüğüm, hani sana ben bir kızdan bahsetmiştim ya, tanıdığımız bir kızdan, hani mimar demiştim. Ha? Bu mu anne yani? Önemli konu dediğin bu mu? Ay senin için önemli olmayabilir ama benim için önemli çocuğum. Annem bu konuyu biz daha önce konuştuk diye hatırlıyorum ben. Cevabım hala değişmedi, aynı. Özgürcüğüm tamam. Yavrum o değil konu ya. Ben şimdi sana başka bir şeyden bahsedeceğim çocuğum. Bir dinle önce. Allah Allah. Yavrum şimdi bu kız yeni mezun olmuş, tamam mı? Mimar mı, iç mimar mı ne? Ondan sonra çok da işe ihtiyacı varmış çocuğum. Senin çevren çok geniştir biliyorsun. Yani bu kıza bir yardım etsek yavrum, ne olursun. Yani sevaptır be güzel oğlum. Yardımcı olmak çok isterdim anne ama olmaz ya. Neden? Neden olmaz çocuğum? Şimdi anne, şöyle. Ezgi'nin çok kıskanç bir yapısı var biliyorsun. Rahatsız olabilir bu durumdan. Bu arada heyeleri bayağı bir üzerinde. Hiç durduk yere ben germeyeyim anneciğim onu. Bir dakika, bir dakika. Şimdi ben anlamadım bu durumu. Ne demek yani? Sen bir tanıdığınla da mı görüşemeyeceksin oğlum? Annem ya işte. Huzurumuz kaçmasın, ağzımızın tadı bozulmasın istiyorum ben. Gerek yok yani o yüzden. Tamam, tamam kapat. Kapat, kapat sonra konuşuruz. Şimdi ben de şey yapamayacağım. Hadi bay bay, bay bay. Başıma gelen ya, başıma gelen. İnanamıyorum Fitnat, inanamıyorum. Ne diyor bana biliyor musun? Hani Ezgi çok kıskançtır. Şimdi huzurumu bozmayayım diyor ya. Bu çocuğa ne oldu böyle? Dişi sinek bile yaklaşamıyor bu çocuğa. Aa, nasıl etkisi altına almış çocuğumu? Nasıl sindirmiş çocuğumu? Benim çocuğum Ezgi'nin ödü kopar hali gelmiş. İnanamıyorum. Benim çocuğum böyle olacak çocuk muydu? Değildi Sevimcim, değildi. Büyülemiş bu çocuğu. Yok hayatım, yok. Benim kesinlikle ümidim kalmadı. Bunlar hayatta ayrılmaz. Sus bir sus. Kesinlikle benim çocuğum bu kızdan ayrılmak durumunda. Ne yapacağız? Akıl ver hadi. Ne duruyorsun, ne bakıyorsun bana? Akıl ver, ne yapalım şimdi biz? Bir dakika. Bir düşüneyim. Şu konsantre olayım bir dakika. Ah buldum. Hemen İstanbul'a gidiyoruz ve bunları ayırana kadar buraya dönmüyoruz. Çok iyi fikir. Çok iyi fikir. Ay. Çok iyisin Fitnat. Sağ ol. Rezervasyonları yapıyorum. Ya, hadi. Sakin ol tamam mı? Sakin ol. Sen sakin ol ki ben de olayım, tamam mı canım? Sakin ol.
annem. Ya kesin Özgür'le ayrılıp ayrılmadığımı soracak. Ne diyeceğim ki? Yok ya. Artık bu konunun uzamaması lazım. Günaydın. Günaydın. Ben de sana geliyordum. Konuşmak istediğim bir konu var. Konuşalım ama ben işe geçiyorum. İstersen benimle birlikte gel. Birlikte gidelim yani. Burada konuşuruz. Tamam. Annem baskı arttırdı. Yani ayrılmam için ısrar ediyor. Vallahi ne yalan söyleyeceğim, şaşırdım artık. Benimki de ya, vallahi sorma. Gerçekten mi? Yani hatta o kadar hevesliler ki yeni birini bulmuşlar onu benimle tanıştırmaya. Sorma yani, bir görsen. O derece yani. O derece. Ya yani şu an desek ki ayrıldık, gelirler burada kamp kurarlar yani kızı da alıp. Hatta bu sefer beni evlendirmeden de bırakmazlar yani. Bence o zaman biz sürdürebildiğimiz kadar sürdürelim. Çok iyi olur ya, biliyor musun? Ya sana da bir yandan kıyamıyorum yani, zorluğunda da bırakmak istemiyorum. Yok yok. Yani hiç önemi yok. Sonuçta bana o kadar iyiliğin dokundu. Benim de sana bir iyiliğim dokunsun. O zaman sürdürelim biz valla. Özgür Bey. Ha, haber Aydın. Vallahi daha iyi olabilirdim Özgür Bey tabii. Siz verdiğiniz sözü tutsaydınız. Ne sözü? Mineralli su desem. Aşk desem, kelebekler desem. Ha, şu mesele, okey. Aslında ben bir söz vermedim sana. Elimden geleni yaparım dedim ki yaptım. Sonuna kadar mücadele ettim gerçekten ama başarılı olamadım yani, ikna edemedim ben. Bir şey diyeceğim. Daha üstruplu hayaller mi kursan acaba? Daha mütevazı hayaller. Ama olur gibi konuşmuştunuz. Ya Özgür Bey, biraz yardımcı olsanız ya. Hani bugün size yarın banaydı. Hani biz büyük bir aileydik burada. E işte öyle gibiydi de. Olamadı Haydar ya, yapamadık. Beceremedik yani. Şansına küs artık. Vallahi billahi ya. Başka şekilde telafi ederiz bunu. İşe gidiyorum ben. Tutma beni, gözünü seveyim. Hadi. Gidin Özgür Bey, gidin. Açıl kapı, açıl. Kesin görüştü o adam bizimle. Beni görünce kendisine rakip olabileceğimi düşünüp Ezgi Hanım'a yasak koymuş olabilir. Ama o kıl yine gelir buraya. Yazdım seni Doktor Serdar Öztürk. Ferdinho, buenos días. Ne haber? Özgür Bey. Aa, çok güzel. Çok güzel gözüküyorsun. Ah, ben? Teşekkür ederim. Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal, vallahi Efe? Yani. Oğlum süper iş çıkartmışsınız vallahi. Harika olmuş. Yani çok yoruldunuz biliyorum ama neymiş yani gerçekten. Çok teşekkür ederiz Özgür Bey. Ezgi sayesinde. Gerçekten elinize sağlık. Yani hayallerimden daha fazlası olmuş. Özellikle sen Pablo'cum. Yani şapkan falan, mariachi şapkan. Olay. Bana gelirsen sana da veririm yardım edersen. Gelirseniz mi? Gelirsen, gelirseniz. Bana gelirsen. Ya zaaflarım bak nasıl da biliyorsun. Tavladın beni şu an, ayrılmayacağım o bardan. Geliyorum. He? Onu mu düşündün bana? Evet. Bakalım takalım. Bakalım. Görelim. Hı-hı. Nedir? Nasıl oldu? Güzel. Hı? Her şeye mi yakışır canım? Yani benim sevgili patronuma her şeye mi yakışır? Aa! Muchas gracias, chica guapa. Teşekkür ediyorum, çok zarifsin. Yani. Workshop için nereyi düşündünüz?
Bahçeyi hazırlattım. 8 kişiyle de sınırlattım. Süper. Katılacaksın değil mi workshop'a? Evet, tabii ki. Ama önce bir annemi aramam lazım. Tabii tabii. Hepsi organik. Hepsi. Rahatlıkla yiyebilirsiniz. Afiyet. Çok affedersiniz. Pardon. Kızım günaydın. Günaydın anneciğim. Ne yaptın yavrum? Merak ettim seni. İyiyim. Hiç. Ne yapayım işte? Nasıl hiç? Sen konuşmadın mı hala Özgür'le? Konuşacağım anneciğim. Bak hala konuşacağım diyor ya. Kızım biz oradan geleli kaç gün oldu? Güya hemen konuşacaksın ya. Allah Allah. Neyi bekliyorsun anlamıyorum ki. Bana bak. Konuşmaktan falan mı çekiniyorsun sen yoksa? Yani tabii. Kolay bir konuşma değil sonuçta. Yo, çok kolay bir konuşma. Olmuyor diyeceksin, yürümüyor, bitti diyeceksin işte. Yani çok üzülecek diye diyorum. Kızım, sen az mı üzüldün bugüne kadar? Allah Allah. Bana bak. Sakın duygusal davranmıyorsun Ezgi. Bu konuşma bugün yapılıyor, bitti, tamam mı? Tamam anneciğim. Tamam, ne yaptın iş meselesini? Ya haber yoksa gelsene kızım yanımıza buraya. Çalışırsın azıcık bizimle işte. Ya yok anneciğim, olmaz olur mu, haber var? Hatta ben şimdi görüşmeye geldim. Öyle mi? Ya söylesene çocuğum, Allah Allah. Tutuyorum ben de seni telefonda. Hadi, hadi haber ver bana, tamam mı canım benim? Tamam, tamam anneciğim. Ezgi dur bir dakika. Bak Özgür meselesi bugün çözülüyor. Bugün konuşuyorsun, tamam mı? Tamam anneciğim. Görüşürüz. Hah, hadi hoşça kal. Yalan üstüne yalan. Ömrümde söylemedim bu kadar yalanı. Of. İyi misin hayatım? İyi değilim hayatım. Ezgi hala ayrılmamış. Konuşmadım diyor ya. Ya o kadar gittik, ayağına kadar konuştuk. Yok, konuşmamış hala işte. Tamam, konuşur, merak etme. Sen de Ezgi'ye bu kadar baskı yapmasan evine. Hayatım, ben asıl ona baskı kurmazsam hayatta ayrılmaz. Ben tanımıyor muyum çocuğumu? Hala üzülür bilmem ne diyor bana ya. Bak hayatım. Özgür gibi tipler ayrılmayı hazmedemezler. Yani üzülür, gerçekten üzülür. İnan bana üzülür ama sevgisinden değil, o egosundan, o şişik egosundan. Ünal, sen şimdi öyle diyorsun da bana bak. Ya bu çocuk bizim kızın peşini bırakmazsa, ha? Ya bizimki de saf tabii, affeder. Ay Allah'ım ya Rabbim ya. Haklısın yani. Bu olmaz diyemem sana. Çünkü bizim kızımız çok duygusal ve ne derler, hassas bir kız. Böyle olmaz hayatım. Ben buradaki işleri toparlıyorum. Derhal kızın başına gidiyorum. Yani gidiyorum ben İstanbul'a. Olmayacak bu iş böyle yani. Tamam hayatım. Kendini rahat hissedeceksen git İstanbul'a. Ezgi'nin yanında kal. İstediğin kadar kal. Burayı merak etme. Ben hallederim. Ama arada bir haber ver. Ben de meraktan üzülürüm. Tamam, tamam. Ya ben delireceğim vallahi ya yani. Yavrum. Sakin ol yavrum. Sakin ol. Güzel. Bunu değiştirsek mi acaba? Biraz şey duruyorlar. Ne yapıyoruz bugün? Bugün taco öğreteceğim herkese. Ya. Hoş geldiniz. Selam. Hoş geldiniz. Selam. Selam. Hoş geldiniz. Eyvallah. Ne haber canım? İyilik, sağ ol. Allah'ım nasıl her yer cap canlı ya. Ozan şefim. Hoş geldiniz. Kolay gelsin. Sabırsızlanıyorum gerçekten şu an. Ne güzel. Ezgi'ciğim nasılsın? İyiyim Yeşim, sen nasılsın? Hoş geldiniz. Ne güzel olmuş buralar. Herhalde şüphem mi vardı? Hayır canım. Mutfak Ozan'a emanet zaten. Hı. Herhalde böyle olacaktı. Barımız zaten biliyorsun malum. Şaşırdın mı yani iyi olmasına? Gerçekten sabırsızlanıyorum şu an sizden bir şey öğreneceğim diye. Ne güzel. Alo Deniz, neredesin? Başlamak üzere. Ya şimdi İrem orada, ben gelmesem. Ya saçmalama. İlk organizasyonunda beni yalnız bırakamazsın. Zaten Cansu da geç gelecek. Hadi gel. İyi peki, tamam. Tamam, bekliyorum. Bay bay. Ben size önlüklerinizi vereyim. Canım, bana yardım eder misin? Tabii. Şöyle yapalım. Ozan şef, merhaba. Sanırım sana ihtiyacım var yine burada. Her zamanki gibi. Dayım. Evet. Hazırsak herkes yerlerine geçsin. Ezgi'cim, yerini alalım. Yok, ben birazdan katılacağım. Sen kaytarmaya çalışıyor olabilir misin? Hayır, olamam. Ezgi'cim, senin galiba bu işlerde elin yatkın değil çok. Aa, hiç olur mu öyle şey Yeşim? Aksine, doğuştan yetenekliyim ben yemek yapmaya. Birazdan görürsün zaten. Deniz'i bekliyorum. O yalnız kalmasın, biz onunla birlikte başlarız. Öyle mi? Ya aslında vaktimiz var, biraz o gelsin, hep beraber başlayalım. Ne güzel fikir. Öyle yapalım. Hadi yerimizde bekleyelim o zaman.
Deniz gelsin, onu bekleyelim değil mi hep birlikte? Tabii bekleyelim. Deniz'i bekleyelim öyleyse. Ben çok iyi yardımcı olabiliyorum önlük konusunda. Yardım edeyim mi? Fark ettim onu da, teşekkür ederim. Kendim bağlayabilirim. Emin misin? Tabii. Debeleneceksin bak orada. Cebelleşme boşuna. Siz çok yoruldunuz, çok önlük bağladınız şimdi. Gerek yok. Hala uğraşıyorsun, yapamadım. Hallettim bile. Evet. Dediğim gibi bu tek seansta düzelecek bir durum değil. Sabırlı olacağız ve seanslara düzenli geleceğiz. Anlaştık mı? Hı hı hı. Hı hı hı. Evet. Hı hı hı. Peki. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Hı. Levent. Ne olmuş bu kadının suratına, çok korkunç ya. Bir şey yok hayatım. Konuşamıyor. Böyle merdiven altı yerlere gidiyorlar. Yanlış yanlış uygulamalar. Sonra uğraş dur. Yani düzeltmek için. Herkes sizin kadar başarılı değil tabii Levent. ben bugün biraz erken çıkacağım. Birkaç işim var. Oradan Anne Legabio'ya geçeceğim. Biliyorsun Latin gecesi var. Latin gecesi mi? Latin dansları da çok oynak oluyor. Adeta ateşli. Çiki 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 çiki. Böyle danslar. evet. Umarım yanında olamadığım için bana kırılmıyorsun. Yok, hayır. Bu arada sen ne yaptın? Zeynep'le program yapabildin mi? Evet, buluşup konuşacağız. Hah, güzel, ne güzel. O zaman size baba kız iyi eğlenceler diliyorum. Size de. Görüşürüz. Latin gecesi, ha? Latin erkekleri. Merhaba, kusura bakmayın geç kaldım. Hoş geldin Deniz. Selam. Hoş geldin Deniz. Merhaba. O zaman herkes geldiyse başlayalım. Tabii. Arkadaşlar sizi bugün Latin mutfağıyla tanıştıracağım. Evet. Öncesinde de Meksika yemeği olan, hepimizin artık bildiği, sevdiğinizi düşündüğüm taco'nun yapımını göstereceğim. Nedir hocam taco? Meksika usulü tantuni. Ha öyle. Ha. Cansal mı, iyi günler. İyi günler. Soyunma salonu temizlik yaparken buldum. Birine ait herhalde. Tamam, ben hallederim. Tamam. Efendim. Levent Bey, iyi günler. Porfit Spor Salonu'ndan arıyorum. Temizlik görevlimiz size ait bir kredi kartı bulmuş. Ben de onu arıyordum. Demek orada unutmuşum. Evet efendim, danışmadan alabilirsiniz. Tamam, uğramaya çalışacağım. Teşekkürler. Oh, kartı bulduk. Çok şükür. Ne? Kemer. Kemer mi? Evet, süremiz doldu. Herkes elindekini bıraksın. Şaka yapıyorum. Eksiklerinizi tamamlayabilirsiniz. Tamam. Zaten tamam, gayet iyi görünüyor. Şefim buyurun, tadına bakın. Allah Allah. Tamam. Aşırı iyi değil mi? Hmm. Gerçekten iyi. Bravo. Dedim sana. Ummadık taş baş yararmış.
Yarar vallahi. Dikkat etmek lazım. Benimki de çok başarılı oldu bence. Yeşim, kabağı bütün mü koydun? Hayır, kesip koydum tabii ki. Nasıl? Çok iyi. Bravo. Gerçekten teşekkür ederim. Beklemiyordum. Çok yapıyorum. Teşekkür ederim. Gayet iyi. Ozan Şef, bence benimkinin de bir tadına bakmalısınız. Tabii. Kıskanç, kıskanç. İnsan bunun tadına nasıl bakar? Çili alerjim olduğu için koyamadım. Ama bence yine de güzel oldu. Bir bakın istersen. Çili biber alerji mi var? Evet. Üzücü olmuş çünkü mutfağın olmazsa olmazıdır. Öf, tahmin edebiliyorum ama hiç hastanelik olmaya da niyetim yok. Tabii ki. Gayet iyi. Bravo. Süper, çok sevindim. Ben bu arada yani mutfakta inanılmaz beceriksiz biriyim ama o kadar güzel anlattın ki... resmen senin sayende başardım. Ne mutlu, harika. Merhaba. Danışmadaki bayan nerede acaba? Birazdan gelir. Ya benim acelem vardı. Ben kendisini bulup hemen haber veriyorum. Teşekkürler, bekliyorum. Siz şuraya oturun. Size oraya uygun gördüm ben çünkü. Lütfen buyurun. Oraya oturun, orada için. Evet, güzel. Patron? Önemli olan hanımların fikri. Doğru, doğru. O zaman şey. Çok güzeldir. Emre, ne var bunun içinde? İçinde şöyle, birçok aromatik. Yani birçok şey kullandım şey tabii ki ama söyleyemem bunları. Ama en baskın tat çili biber. Tabii. Ne? Çok... Tabii. Bir dakika, içinde çili biber mi? İçinde var çili biber. Dinleniyor anlamında. Hani dinleme öyle şey oluyor. İnanmıyorum, biliyorsun. Bir şey mi oldu? Bir soru mu var ya? Bir dakika, benim çok kötü derecede alerjim var ve... benim acil bir şekilde hastaneye gitmem gerekiyor. Hastaneye gitmesin. Evet, çok kötü oluyor. Bizim hastaneye gitmemiz gerekiyor. Gide ya, o zaman gidelim. Yürü, hemen gel. Gitsin bence. Gel, hadi. Tamam. Çünkü alerjisi varsa gitsin. Kabarır. Benim yapabileceğim bir şey var mı? Yok canım, ben götürüyorum. Bıraktırayım mı siz, ister misiniz? Biz hemen şuradan bir taksi çağırırız. Haber verin muhakkak. Tamam. Bak orada duruyor. Tamamdır. Olabilir ya, böyle alerji durumları oluyor. Biz çok karşılaşıyoruz. Hastaneye mi gittiler? Evet ya, maalesef. Tırtım ben de bayağı bir fenalaştı çünkü. Hayır yani, ben İrem'i kaç senedir tanıyorum. Hiç böyle bir şeyden haberim yok. Alerjisi olduğunu bilmiyordum. Ay evet ayol. Neydi o öyle? Böyle kızardı bozardı, yazık. Ya biraz önce bana söylemişti ama ben Emre'nin böyle acı bir şeyler hızlayacağını tahmin edemedim ki. Ya nasıl? Acılı gündeyiz. Acımız büyük günü bugün ya. Nasıl yani? Bu yani Latin gecesi, bu acı olur. Acı olur. Burada herkes tadım yaparak böyle önce yapıyor, tadıyor, ondan sonra içiyor. Hanımefendi affedersiniz laps diye içti. Öbürünü kesiyor da onu da içsem mi acaba derken yani böyle olmaz. Onun dikkat etmesi gerekirdi bence. Senin bir suçun yok. Senlik bir şey yok zaten ya. Sakin ol. Cansu. La! Bu ne hal? Bu kim? Kim bu? Bu bana bir hakarettir. Bu bana bir hakarettir. Sen çık dışarı. Dışarı çık. Seni leğene koyacağım. Leğende yüzdüreceğim seni. Bakalım leğende yüzebiliyor musun? Levent. Sen evet. Boğarım seni. Levent, ne yapıyorsun? Bir dakika, karışma. Karışma. Boğarım seni. Anladın mı? Buraya gel. Gel buraya. Buraya. Levent. İyi misiniz? Bir dakika dur. Köseli ayakkabı var, o yüzden kaydım. Kimsin sen?
Çekil git. Sen mi kurtaracaksın beni? Kime yüzüyorsun? Kime yüzüyorsun sen? Kime yüzüyorsun? Bir dakika ayrıl. Kime yüzüyorsun? Çattık ya. Tipe bak. Hocam kusura bakmayın. Ne kusura bak? Dur. Kösele yüzünden ayaklarım kaydı yoksa. Çık, çık dışarı. Ay inanmıyorum, nasıl yakışmış vallahi, çok bayıldım. Beğendin mi? Çok yakışmış, çok güzel olmuş. Teşekkür ederim. Konsept uygun. Aynen konsept uygun. Çok yakışmış vallahi, bayıldım. Eline sağlık. Deniz. Arda. Ne haber? İyidir sen de. İyi ben de, hoş geldin gel. Hoş geldin Arda. Hoş bulduk. Ne kadar güzel olmuşsun. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ben Erdem'i çağırdım çünkü yalnız kalmayayım diye. Hani daha Cansu gelmedi ya. Aslında yalnız sayamazdın ya, İrem vardı. İrem deme bana, İrem deme deme. Ay çok kötü olmadım ya, bakamadım ya, çok kızardı. Gerçekten çok kötü oldum. Yani üzülmek istedim. Zorladım kendimi de pek üzülemedim. Yani vallahi ben de üzüldüm desem yalan olur. Ben bir şey mi kaçırdım çünkü iki dakikada birisini gömdünüz de. Gömdük ama vallahi haklıyız. Ya yani boşa gömmedik. Yeşim. Aa. İrem, nasılsın? İşte gördüğün gibi pek iyi değil. Sen niye çıkmadın? Ben sizin geleceğinizi duyunca İrem'in nasıl olduğunu merak ettim. Onu görmek istedim. Hadi hemen acil tarafına geçelim. Acil doktor ilk müdahalenizi yapsın. Tamam, teşekkürler. Cildiye de çağır lütfen. Tamam doktor bey. Bu ne şimdi? Spor hocası değil mi ya? Geçen gün gördüğümüz. Ha? Şimdi yardım lazım falan dolaşıyor. Ha. Hani yardım olması da yardım gerekiyormuş gibi böyle bir tavır. Sürekli bir yardım etmeye çalışıyor. O arkadaş işte, spor hocası bu. Evet. Evet. Niye gelmişim? Deniz'le mi geldi? Deniz'le gelmedi. Şu an geldi o. Bir şey yok yani, geldi. Bilmiyorum. Özgür. Ne? Aralarında bir şey var mı öğren abi? Vaa çocuğun tipine bak ya. Hem yani kere seninkinin tarzı değil zaten. Yani o göz var mı sevgili olacak? Deniz'de o göz var mı? Yok olmaz yani, arkadaştır bunlar. Özgür. Ne abi ya? Öğren abi. Ne attırayım mekanına istiyorsan bir el hareketiyle. Özgür. Şey yapma biraz fındık ye. Özgür. Hı. Hadi abi. Ne hadi abi, abi ya? Ne gel gidelim beraber o zaman. Göster kendini. Sen de orada bir belir yani. Ağırlığını koy. Ha? Olur. Bekle. Tamam hadi. Nereden çıkıyor bunlar ya? Ha? Merhaba. Yardım lazım mı? Tanıştırayım Erdem. Deniz'in arkadaşı. Merhaba. Merhaba. Ozan. Memnun oldum. Ben de. Bu akşam eğlenceli olacak. Mekan çok güzel olmuş. Ezgi sayesinde. Yani aslında sana bir teşekkür borçluyum. Ezgi'yi hayatımıza dahil ettiğin için. Tüm bunlar Ezgi'nin eseri çünkü. Yani bana değil, Ozan'a teşekkür etmek lazım. Çünkü asıl bu işi yapan o. Et o zaman. Bir et yani. Teşekkür edersin. Ne demek? Ya asıl ben teşekkür ederim üçünüze de. Çok şanslısınız. Ellerine sağlık. Teşekkür ederim. Ben o zaman bir şeyler getireyim. Ya da getirmeyeyim, sesleneyim çünkü mekan sahibiyim ya, o yüzden. Öyle de bir şeyim var. Alo Gizem. Aramadın. Senden haber bekliyorum. Konuşamadın mı hala Ezgi'yle? Ay Soner'cim ben de seni arayacaktım. İyi ki aradın hayatım. Ya ben Ezgi'yle konuştum. Tam düşündüğüm gibi. Soner aşağı, Soner yukarı. Seni dilinden düşürmüyor. Beni çok seviyordu. Böyle kolay kolay vazgeçemez benden. Aynen. Aynen hayatım. Öyle unutamamış işte seni. Sıcağı sıcağına sen bu akşam gel, şok etkisi yaratsın. Hadi ya. Emin misin? Eminim tabii canım. Bak bekliyorum, mutlaka gel. Peki, tamam. O zaman akşam görüşürüz. Birazcık ortalığı karıştıralım bakalım. Hı? Ne olacak? Serdar Bey. Doktor merhaba. Alerjik bir reaksiyon. Evet öyle gözüküyor.
Size şimdi bir iğne yapalım. Bu sizi rahatlatacaktır. Damar yolu açıp serum takalım lütfen. Geçmiş olsun. Sizin yanınıza tekrar uğrayacağım. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Şimdi sen spor hocasısın. Teşekkür ya ederim. Erdem benim çok eski arkadaşım. Yani ta böyle yüzme takımı, stop takımı falan o zamanlardan. Ortaokul falan yani. Mavi midyelerde komik bir takımda oynadık. Böyle saçma bir amblemi vardı ya. Ay, evet, evet. Adını unutmaya çalışıyordum onun. Ya mavi midyeler ne ya? Mavi midyeler mi? Evet. Ben de o takımdaydım. Ne? Nasıl yani? Evet. Susamurlarını yenip şampiyon olduğumuz sene. Ben de 8 numaraydım o takımda. Bir dakika. Emin misin? Çünkü o sene 8 numarayı Mehmet diye bir arkadaşımız giyiyordu. Evet. Hatta evet. Deniz'in büyük aşkıydı. Ne? Senin çocukluk aşkın mı vardı? Hayır, çocukluk aşkım değil tabii ki. Yani çocukça bir şey. Mehmet sen misin? Ben anlamadım. Evet abi, evet. Yani Mehmet Ozan Dinçer. O zamanlar Mehmet'i kullanıyordum tabii ki. Yani. Hı. Aa, siz bayağı çocukluktan tanışıyorsunuz o zaman. Deniz. Tabii ya. Çilli Deniz. Gerçi çiller gitmiş biraz ama gözlerin aynı. Yani sen de çok değişmişsin. Ama gözlerin aynı. Siz çocukluk aşkı çıktınız. Oğlum sen takımı bırakıp gittin. Nereye gittin? İşte annem babam ayrıldı. Sonra İzmir'e gittik falan. Sonra bana orada Ozan diyeyim. Yeni life kafası falan işte saçma sapan. Çok ilginç değil mi şu an her şey? Mehmet demek. Olaylara bak. Peki. Hayatımı kurtarmıştın. Vallahi, evet. Bir de hayatını mı kurtardı? Evet, boğuluyordun. Yani boğuluyordun. Evet, su yuttum. Oğlum sen nerelerdesin, ne yapıyorsun? Anlat. Ya bir dakika, sen ya. Şimdi kaleci Erdem misin? Evet. Abi gel şuraya ya, saçmalama. Ne haber? Serdar Bey, siz burada mıydınız? Evet, acil bir durum mu var? Doktor Ahmet Bey'in hastası geldi. Sancıları çok sık. Ahmet Bey de şehir dışında. Mümkünse siz kontrol edebilir misiniz hastayı? Durum biraz acil yalnız. Her an doğum başlayabilir. Tamam, tamam, tamam. Siz alın doğumhaneye, ben geliyorum. Teşekkürler. Anlaşılan bu gece ben de sizinle buradayım. Neyse ben gidiyorum. Bir durum olursa bana haber edersin. Tamam canım. Tekrar geçmiş olsun İrem. Çok teşekkür ederim canım. Görüşürüz. Kolay gelsin. Evet, şöyle, karışımımın adı ilk aşk, ilk heyecan. İçindekiler. İçinde çilek var, kiraz var, vişne var. Daha sonra tropikal meyveler. Ne mesela? Hangileri onlar? Mesela örnek verecek olursak, frambuaz var. Efendime söyleyeyim, yaban mersini. Morluk da var hafif o. Hafif morluğu katan o. Hafif morluğu kırmızı o katan o. Yani çili biber kullanmadım, alkol kullanmadım. Emre'cim sen genelde reçeteni vermezdin. Ama işte kabarıyor insanlar alerji falan durumlarından. Baştan. Çılgın çılgın hareketler. Gerçekten nereye gidiyoruz ya? O zaman yıllar sonra tekrar karşılaşmanıza. Vay be, olaylara bak ya. Yıllar sonra sen kalk, nereden nereye işte, ilk aşkından, ilk heyecanından, şu anki neyse işte. Evet, karşılaş. Yani. Çok ilginç. Yani demek ki seni ilk gördüğümde etkilenmem öyle boşuna değilmiş. Yani etkilenmek derken gözüme çarpmandan bahsediyorum. His olarak seni tanıyormuşum. Yani ilk aşk demeyelim. Ona ne diyelim? Hı, ilk aşk değil çünkü daha böyle çocuksu duygular gibi diyebiliriz, evet. Aa Deniz, ne çocuksu duygusu? Bildiğin aşık mısınız birbirinize? Ayrıca ya biliyorsun bence asıl o zamanki duygular gerçek. Düşünsene pırıl pırıl tertemiz, duvarsız. İnsan büyüdükçe tecrübeler giriyor işin içine. O zaman da işler değişiyor. Katılaşıyoruz. Evet, katılıyorum. Gerçi orası öyle, doğru söylüyorsun. Evet ya. Şu an hatırlıyorum da sen ne kadar neşeli, pozitif, eğlenceli, sempatik biriydin. Doğru, evet öyleydim. Aa, gerçekten mi? İşte her şeyin yavrusu güzel oluyor. Ya hiç sen
Sempatik oldun mu mesela hayatın bir evresinde? Tanıyor musun o duyguyu, nasıl bir şey? Ha? Ya gerçekten pamuk gibiydi. O kadar tatlıydı ki. Ya ben şu an gerçekten o kadar kötü müyüm? Kötü demeyelim de Ozan, ne diyelim? Hani fazla gardlı, fazla duvarlı artık ne yaşadıysan. Yani. Yani bu arada ne zaman istersen konuşabiliriz, anlatabilirsin. Evet, biz çıkabiliriz mesela, konuşabilirsiniz. Yani anlatabileceğimi çok sanmıyorum ama sağ ol. Peki. Aa, mekanda yavaş yavaş kalabalıklaşmaya başladı. Ortam hareketleniyor. Sen ne yapacaksın? Üstünü falan değiştirecek misin? Ben üstü aynı kalacak. Pantolonla ayakkabıyı değiştireceğim sadece. Ondan sonra okey. Deniz, keşke sen de giyinseydin. Hı? Ben işten geldim ya, ondan böyle. Tamam. Bu arada bir şey diyeceğim. Ben müthiş keyif alıyorum şu anda. Yani bu mekanın böyle bir evente gerçekten ihtiyacı varmış. Enerjisi bir anda değişti. Uzun zamandır böyle bir keyif almamıştım ben. İyi ki varsın, hayatımızdasın. Bir de küpen çok hoş, çok hoşuma gitti. Evet, bu kadar sürecek. Efendim? Aa, tamam. Tamam, anladım. Yok yok, sorun değil. Görüşürüz. Ne oldu? Gelemiyor mu Serdar? Ya evet, tam çıkacakmış da son dakikada bir hastası gelmiş, o yüzden gelemiyor. Ama elimden geleni yaparım dedi. Ya kızım, sizle bir buluşamadınız ya. Aa, geçen hafta buluştuk ya. Evet. Doğru, ben unuttum. Tamamen aklımdan çıkmış, buluştunuz tabii ki. Evet. Müzisyenler de kurulmaya başlamış. Tamam, eğlence başlıyor. Evet. 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 Ne oluyor? Hiç. Sonra alacağım söz. Ne güzel değil mi? Harika. Yavaş yavaş eğlencenin dozu hep artıyor. Bayılırım. Gel aşkım. Aşk olsun sevgilim ya. Resmen hocanın üstüne böyle atladın ya. Ya ciddi bir sakatlık geçirseydin? Hocanın üstüne atlamak ne demek ya? Ne alakası var hayatım? Kaç defa anlatacağım. Ben o şokla oraya havuza doğru yürümüşüm. Adımımı atınca ayakkabı köseli tabii. Taşa deyince ben böyle dedim, aydım. Onunla alakası var yani. Ben yoksa niye öyle hareketler yapayım? Ha, sen demek istiyorsun ki işte kıskandın da falan. Hiç alakası yok. Hiç benim bunlarla hiç alakam yok. Ben yani böyle gizli saklı şeyleri sevmiyorum. Benden gizlemek falan. Yalnız sana da bravo ya. Bana yalan söyledin ha. Bak hiç sakın bana yalan falan deme. Ben sana bunun açıklamasını yaptım. Her zaman sana sürpriz yapacaktım. O yüzden yüzme dersi aldım, öğrenmeni istemedim. Hepsi bu. Yakalanacağını da tahmin etmedin tabii. Etmedim. Nereden edeyim? Ayrıca sen bana doğruyu söyle bakayım. Sen beni salona kadar takip ettin mi, etmedin mi? Bak şimdi ya. Beni takip ettin mi diyor. Ya bunlar nasıl cümleler? Böyle takip makip böyle ucuz şeylerle benim ne alakam olabilir canım? Ben Zeynep'i almaya giderken telefonum çaldı. Dediler ki kartınızı, kredi kartınızı burada unutmuşsunuz. Tamam, gelip alayım dedim. Geldim almaya. Bir de ne göreyim? Bir de ne göreyim? Adamın biri sana doğru yüzüyor. Sana yüzüyor. Yani ne umdum, ne buldum ya. Sevgili, çok özür dilerim. Hayır, Zeynep'le de buluşacaktık. Buluşamadık. Çok çok ayıp oldu yine kıza. Evet vallahi, çok üzülecek. Ne güzel de konuşma hazırlamıştım. Tam bizim ilişkimizi anlatacaktım. O işte yine kaldı yani. Ya gerçekten çok üzgünüm. Doktor bir haftada iyileşirsin dedi. Bir hafta sonra gidersiniz artık. Neyse artık. Bu hafta bir şekil bakacağım kendime. Olur mu öyle şey ya? Sana ben bakacağım. Sen iyileşene kadar da hiçbir yere gitmeyeceğim aşkım. Şimdi söyle bakayım bana. Sen ne istiyorsun? Ha? Ne hazırlayayım sana? Ne içersin? Ne yersin? Vallahi çok bir şey değil. Böyle havuza düşünce tabii su soğuktu. Üşüdüm. Evet, üşüdüğüm için ne bileyim böyle bir ılık bir süt. Ne bileyim yanında böyle el yapımı bir kurabiye. Böyle bir öpücük. Sıcak şeyler yani. O zaman sana ben gel öpücüğünü şimdi vereyim. Gel. Kurabiye için malzeme var mı? Bakayım.
Sütünü de hemen hazırlar getiririm. Tamam. Bence hep yapalım bu tarz şeyler. Yakın zamanda tekrarlayalım. Organize edersin. Ne zaman isterseniz sevgili patron. Ezgi'cim, dans grubundan sonra herhalde DJ'ye geçiyoruz değil mi? Evet evet Gizem. Yalnız DJ'ye iletir misin lütfen? Önce tango müziğiyle başlasın, arkasından hareketli müzikler. Ha, tabii tabii, iletirim ben. Bir şey diyeceğim Ezgi, senin erkek arkadaşın gelecekti, ben göremedim onu. Aa yok, gelemeyecek o. Çok üzüldüm. Üzülme, sorun yok. Ah, oldu o zaman. Çalışacağımız şarkı. Bu arada Serdar'ın gelmemesi bir taraftan iyi oldu. Ben tango yapmamak için neyi bahane edeceğimi bulamamıştım. Bu kadar hazırlandın, bence boşa gitmesin. Ciddi misin? Evet, hadi. Ama kötüsün diyordun ya, rezil olmayayım şimdi. İyisin ama partilerin ben olmuş olacağım. Thank you.
Sen gelsene biraz. Ya Gizemciğim, sen beni bunu görmem için mi buraya çağırdın? Hani oyundu? Oyun gerçek olmuş anlaşılan. Ay Soner, bir sakin ol istersen. Ya sadece dans ediyorlar canım, ne var bunda? Sadece dans mı ediyorlar? Ya birbirlerine aşkla baktıklarını görmemek için aptal olmak lazım. Ay yok öyle bir şey canım, ne aşkı? Hem nereden bileyim ben, işte dans etmeye başladılar. Hem ben seni affedeceğinden emindim. Emin olmasam niye çağırayım buraya? Neyse, daha fazla burada durmamın bir anlamı yok. Ay hayır hayır, dur Soner. Buraya kadar geldin canım. En azından bir gör, bir görüşün değil mi? Belki bir şeyler olur, fikri değişir. Sen burada bekle, ben hemen çağırıp geliyorum. Bekle. Tamam, dışarıda bekliyorum. Tamam. Teşekkür ederim Deniz. Patron. Yandı buralar, gerçekten harikaydınız. Oğlum soğuk bir şeyler lütfen. Güzel. Ezgi'cim, seni bir alabilir miyim? Dışarıda birisi var, seni soruyor. Bir bakmak ister misin? Kimmiş? Bilmiyorum, ismini söylemedi ama illa da seni görmek istiyor. Tamam, bir bakalım. Gel. Ezgi. Soner. Ne işin var burada? Biraz konuşabilir miyiz? Niye? Ben seni görmek ve senden özür dilemek için geldim. Neden Soner? Yani bunun için çok geç kalmadın mı? Evet, kalmışım. Az önce içeride gördük zaten. Maşallah hiç boş durmamışsın. Ne diyorsun sen ya? Seni ne ilgilendiriyor ayrıca? Ne demek ya, seni ne ilgilendiriyor? Soner, doğru düzgün konuş. Ya git buradan hadi. Daha konuşmam bitmedi. Ne diyorsun sen ya? Soner, bırakır mısın kolumu? Gel. Soner bak, saçmalıyorsun, bırakır mısın? Lütfen gelir misin, konuşacağım. Soner diyorum, bırak. Böyle bitemez. Soner, bitti. Ezgi, gelir misin? Soner. Gel şuraya. Gel lütfen, gelir ya, misin? Soner. İyi misin? İyiyim. İyiyim. Gidelim buradan. Anahtarı verin benim arabanın. Buyurun Özgür Bey. Buyurun arkadaşlar. Tabii Özgür Bey. Dokunma, iyiyim. Gel sana bir söyleyeyim. Bir su, bir şey içer misin kardeşim? Yok, sağ olasın. Bırak, tamam. Tamam, hadi kardeşim. Hadi kardeşim, hadi. Selam. Serdar. Deniz, nasılsın? Merhaba, hoş geldiniz. İyiyim, siz nasılsınız? Hoş bulduk. Ya anca çıkabildim. İşlerim çok uzadı da. Ama Ezgi'yi göremedim ortalarda. Ezgi? Ezgi buralardaydı ya. Çıkar bir yerden. Buradaydı yani. Bakalım. Ya
Ben gizem yaptım, beğendim. Olaylara bak ya. Benimle ne alakası var? Ben nereden bileyim böyle olacağını canım? Ben sadece Ezgi'nin biraz canı sıkılsın istedim, o kadar. Ya canı sıkılmış zaten, canı sıkılmış. Yani ben haber vermesem Özgür Bey'e kim bilir daha neler olacaktı. Ay tamam, bıdış. Gelme üstüme. Bak zaten sinirlerim bozuldu. Üzüldüm ben de canım, insanım yani. Nereden bileyim o şehir ayısının gelip böyle şeyler yapacağını ben? İyi tamam. Emre, Ezgi'yle Özgür'ü gördünüz mü? Ya sizin olanlardan haberiniz yok tabii ki. Ne oldu? Yani Ezgi Hanım'ın eski erkek arkadaşı gelmiş. Hadi ya. Evet, yani böyle bir hırpalamış, kolunu falan mı sıkmış, bir şey olmuş. Ne? Evet, tabii bunu Özgür Bey duyunca da herife dalmış. Ah be Özgür ya. Neredeler şimdi biliyor musunuz? Şey, Özgür Bey de götürmüş onu kötü olunca. Güvenlik söyledi şimdi. Eve gittiler herhalde. Ben bir arayayım. Burada çalıyor telefon. Telefon burada. Tamam, ver abi sen. Tekrar hoş geldiniz. Ne haber? İyiyim, sen nasılsın Serdar, iyi misin? İyiyim ben de. Özgür nerede? Evet, ben Ezgi'yi de ortalarda göremedim ama... Evet ya, sanırım Özgür ile Ezgi birlikte çıkmışlar. Birlikte mi çıkmışlar? Nereye gitmişler ki? Bilmiyorum ama sanırım Özgür Ezgi'yi eve bırakmış olmalı. Nasıl ya? Bir de Ezgi'nin çantası buradaydı. Nasıl, niye ki? Ben de biraz önce öğrendim. Sanırım kapıda ufak bir tartışma çıkmış. Tartışma mı? Ya ne olmuşum, doğru düzgün anlatsana. Güzel olmuş mu, beğendin mi? Tam anneminki gibi, ılıklı, aynı derece. Koy bakayım ayaklarını şöyle. Ah bebeğim, sen olmasan ne yapardım ben? Ne demek öyle şey, olur mu ya? Sen iyileşir der ki. Ama böyle yaparsan iyileşemem ki. Neden? Çünkü iyileşirsem gidersin. Ne oluyor ya? Kurabiye malzemesi yoktu ya evde, yapamadım hani. Onun yerine dondurma söyledim. Malzeme vardı ama. Bak ne diyeceğim. Tam da canım dondurma istiyordu, biliyor musun? Hissettim demek ki. Hisli bebeğim benim. Zeynep. Zeynep mi? Babam evde mi acaba? Acıyor mu? Geçtim. İyi misin peki? Değilim. Ya hani sorarlar ya insana, yıllarca tanıyamadın mı diye. Bak tanıyamıyorsun işte. Yoksa böyle birini sever misin? Yani böyle biriyle yıllarını geçirebilir misin? Kendinde hak gördüğü şeye bak. İstediği zaman bana gelip hesap sorabileceğini... benimle konuşmak istediğinde onunla konuşmak zorunda olduğumu zannediyor. Düşünüyor insan. Hep mi bu kadar zavallıydı diye. İyi ki kurtulmuşsun böyle birinden. Hatta iyi ki aldatmış seni. Evet. Yoksa seni de tanıyamayacaktım. Birlikte yaşadığımız onca şeyi yaşayamayacaktık. Yoksa çok şeyi kaçırırdım. Yani nasıl... adaya düşüp kaçakçılar tarafından esir alınacaktım. Böyle bir oyuna girecektim. Keçilerle konuşacaktım. İyi bir şey mi söylesin, kötü bir şey mi? Çok iyi bir şey diyorum. İyi ki tanıdım seni. İyi ki hayatımdasın.
sende. Sen Serdar'la yemeğe gitmedin değil mi? Niye yalan söylüyorsun ki bana? Yalan söyledim. Evet. Çünkü... Çünkü... Haydi, kimmişim? Denizler gelmiştir belki. Yeşim. Selam. Selam. Ezgi de burada mı?